Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ihsanı bol Rabbimizin adıyla, Allah'ın adıyla hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine bir yeni bir Yükselen Sözler programında daha sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konu ve çok önemli bir konuyla inşallah bu akşam da karşınızda olacağız. Rabbimizin izin verdiği ölçüde sizlere konuyu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ama öncesinde bir tanıtımımız var. Hemen önce onu yapalım. Kitap ve Hikmet dergimiz var biliyorsunuz Süleymaniye Vakfı'nın yayınlarından. 3 ayda bir çıkıyor ve işte yeni sayısı da şu an elimde gördüğünüz sayısı aslında hepsi paralel temasıyla paralel dini irdeleyen ve bu konuda çok değerli isimlerin çok kapsamlı yazılarını bulabileceğiniz, özellikle bu konuyla alakalı yazıların çoğunlukta olduğu bir sayıyla karşınızda sevgili izleyiciler. Süleymaniye Vakfı'ndan edinebilirsiniz. Dergimizde paralel din tüm yönleriyle irdeleniyor. Sadece sanıldığı gibi FETÖ ya da Fethullah Gülen dini değil, aynı şekilde Mevlana dini, aynı şekilde Gazali dini, İbn Arabi dini, bütün hatta modern tarihselcilik dini İslam'a paralel olan, İslam'la aslında alakası olmayan paralel dinlerin tamamı bu sayımızda detaylı bir şekilde ele alınıyor. Bu vesileyle bunu da tanıtmış olalım, okumanızı tavsiye ederiz. Bugün önemli bir konuda sizlerle birlikte olacağımızı söylemiştik. Tarih boyunca din-bilim ilişkisi, din-bilim ayrışması konularını irdeleyeceğiz. Sevgili hocamız Doktor Enis Doko ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Allah iyilik versin inşallah. Konuya geçmeden önce bir kolajımız var. Onu izleyelim. Daha sonra ayetlerimizi izleyeceğiz. Biraz sonra birlikteyiz. Tarih boyunca din-bilim ilişkisini fizikçi ve felsefeci hocamız Doktor Enis Doko ile konuşacağız. Önce kendisinin çalışmalarından birkaç tanesini tanıyalım. Güncel Kelam Tartışmaları hem editörlüğünü yaptığı hem içerisinde 2 adet makalesinin bulunduğu bir kitap. Bunu göstermiş olalım. Yine daha önce burada program olarak da yaptığımız, detaylı olarak incelediğimiz her bölümünü detaylı biçimde ele aldığımız Caner Taslaman hocamızla birlikte ele aldığımız birlikte yazdıkları Caner Taslaman'la birlikte yazdıkları Kur'an ve Bilimsel Zihin İnşası isimli kitap ki bununla ilgili programımızı YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine içerisinde makalesinin bulunduğu bir yine editörlüğünü yaptığı Caner hocamızla birlikte editörlüğünü yaptığı bir kitap sevgili Enis hocamızın Allah, Felsefe ve Bilim. Burada da hocamızın makalesini bulabilirsiniz. Ve bugün asıl üzerinde duracağımız son derece etkili hacmine oranla etkisinin çok ters orantılı olduğu bence bir kitabı hocamızın Dahi ve Dindar Isaac Newton. Bugün üzerinde belki detaylıca durma imkanı bulabileceğiz inşallah. Isaac Newton'la ilgili de konuşacağız. Ve tarih boyunca din-bilim çekişmesini, ayrışmasını ya da din-bilim ilişkisini burada masaya yatırmaya çalışacağız. Öncesinde ayetle başlayalım her zaman olduğu gibi. Yükselen Sözler'de ilk olarak ayetlerimizi izleyelim. Ardından konumuza gireceğiz inşallah. Görmedin mi Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar vardır. İnsanların, hayvanların ve en'amın da farklı renklerde olanları vardır. Kulları içerisinde Allah'tan korkanlar, alimlerdir. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık harcamada bulunanlar, tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler. Bunlar
onların hak ettiklerini Allah'ın tam vermesi ve onu ikramıyla artırması içindir. Çünkü o çok bağışlar ve teşekkürle karşılar. Fatır Suresi 27-30. Ayetler. Fatır Suresinin 27-30. Ayetlerini sizlere sunduk. Bir ayet grubumuz daha var. Yine konumuzla alakalı. Onu da izleyelim ve ardından sohbetimize başlayalım inşallah. Gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. "Bu benim Rabbimdir, efendimdir," dedi. Işığı kaybolunca "Ben ışığı kaybolanları istemem," dedi. Ayı ışıklarını saçarken gördü. "Benim Rabbim budur," dedi. Onun ışığı da kaybolunca "Rabbim doğruyu göstermezse gerçekten ben de bu sapık topluluktan biri olacağım," dedi. Işıklarını saçarak doğan güneşi görünce "İşte benim Rabbim budur. Bu daha büyük," dedi. Onun ışığı da kaybolunca dedi ki, "Ey halkım, sizin ortak saydığınız ne varsa ben onların hepsinden uzağım. Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim." Halkı ona kanıt getirmeye çalıştı. İbrahim dedi ki, "Bana Allah hakkında kanıt getirmeye çalışıyorsunuz, öyle mi? Hem de bana doğruyu göstermişken, ona ortak saydıklarınızdan korkmam. Rabbimin emri olmadan hiçbir şey olmaz. Rabbim her şeyi ilmiyle kuşatır. Hiç bilgilerinizi kullanmaz mısınız?" Sevgili izleyiciler, İbrahim Aleyhisselam'ın da bu ayetlerde gördüğümüz gibi kendi toplumuna Allah'ın dinini anlatırken uyguladığı veya Allah'ı anlatırken onu bulmak için yaptığı, uyguladığı metot gerçekten ilginç. Sonuçta yaratılmış ayetlere bakarak aslında Allah'ın varlığına ve birliğine, birliğiyle ilgili konuya herkesin, samimi olan herkesin rahatlıkla ulaşabileceğini ve bunun tersinin de neredeyse akla yatkın olmadığını, akılla hiçbir ilişkisi olamayacağını kendi toplumuna bu şekilde anlatıyor. Aslında kainat ayetlerini doğru okuduğumuzda indirilmiş ayetlerle arasındaki ilişkiyi de rahatlıkla görebiliyoruz ve böylelikle doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz. İşte bu konularda acaba bilim adamları tarih boyunca nasıl çalışmalar yapmışlar ya da yapmışlar mı? Bilim ve din bu anlamda neler yapmış? Isaac Newton'un konuya bakışı ne? Bütün bunları bu özelde anlatmaya ve anlamaya çalışacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş. Ben böyle bir şeyle birkaç ayetle meseleyi birazcık olsun detaylandırmaya çalıştım. Yani bir çerçevesini çizmeye çalıştım ama elbette sizin izleyeceğiniz yolla burada konuyu izleyicilerimize anlatacağız. İsterseniz önce bir kısaca kendinizi izleyicilerimize tanıtabilir misiniz? Bir iki cümleyle sizi tanımayan izleyicilerimiz vardır. Onlara aktarmış olalım. Şimdi lisans olarak fizik ve felsefe mezunuyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Koç Üniversitesi'de de teorik fizik alanında doktora yaptım. Yani hem fizikçiyim hem felsefeciyim. Hı hı. Dini konulara meraklı bir fizikçiyim diyebiliriz. Fizikçi diyoruz. Yani sonuçta aslında ilahiyat kökenli değilsiniz. Değil. Değil. Onu da buradan belirtmiş olalım. Şimdi hocam bu din-bilim çekişmesi ya da din-bilim ilişkisi diyelim. Bu bir çekişme midir, bir ayrışma mıdır yoksa bir birliktelik midir? Onu ortaya koyacağız inşallah. Nasıl bir din-bilim ilişkisi var? Neden biz bu konudayız? Günümüzde durum ne? Din ve bilimin birbirlerine bakış açısı anlamında. İsterseniz böyle girelim. Buyurun. Şimdi sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi din-bilim ilişkisi deyince insanların zihninde üç farklı şey canlanabilir. Genellikle özellikle seküler toplumda canlanan şey dinle bilimin tarih boyunca hep çatıştığı, bunların birbirine düşman olduğu, ikisinden birinin nihayet diğerini yok edeceği, sekülerlere göre bilimin dini yok edeceği, dini çevrelerden de bilime düşman olan bazılarına göre bir gün dinin bilimi yok edeceği bir çatışma olduğunu düşünenler var. Hatta sekülerler dine ihtiyaç kalmayacak ya da yoktur falan iddiasındalar değil mi? Öyle. Tabii, bir iddia var. Yani
çatışma görüşünü savunanların genelde dini yaklaşımı, dini sanki bir mitoloji gibi. Yani doğayı mitolojik öğelerle açıklamaya çalışan bir çeşit gelişmiş bir mitoloji. Bilim bilgimizi arttırdıkça bu mitolojinin yerini alacak. Artık dine ihtiyacımız olmayacak. Nasıl ki Zeus'a artık inanmıyorsak, gün gelecek işte Hristiyanlığa, İslam'a, bunlara da inanmayacağız. Böyle bir bakış açısıyla genelde olaya yaklaşıyorlar. Tabii bu çok sığ bir bakış açısı. Hı-hı. Çünkü dinin kendisi böyle bir mitoloji değil. Daha konuşuruz üstüne, yani din nasıl bir şey, ama kabaca bunların zihinlerinde oluşan boş yapı bu. Yani boşluklar var bilgimizde. Biz dini bu boşluklarla, bu boşlukları doldurmakta kullanıyoruz, Tanrı'yı ve dini. Bu boşluklar kayboldukça da Tanrı'ya ve dine bir yer kalmayacak. Yani bu sadece sekülerlerde de değil, Hawking gibi bilim adamlarında da bunu bulmak mümkün. Ya bu bugün mü böyle, yoksa ya tarih boyunca mı böyle oldu, veya belli bir yerden sonra bir şey mi oldu da böyle bir anlayış ortaya çıktı? Şimdi bu görüş, ayrışma görüşü aslında çok yeni bir görüş. Bu görüşü savunan kitaplar en geri işte 19. yüzyıla kadar gönderilebilir. Belki 18. yüzyılda da bazı materyalist deizmi ön plana çıkaran görüşler var, ama bilimle dinin çatıştığı görüşü yok geçmişe döndüğümüz zaman. Yani bu Batı'da Draper ve White, iki farklı düşünürün yazdığı kitaplar var. Aslında bunlar bilim tarihçileri değil. Bunların analizlerinde tarih boyunca dinle bilimin çatıştığı iddiası var. Aslında bunlar bilim tarihçileri değil. Ve bugünkü bilim tarihçileri bunların kitabını sorarsanız hani dini terminolojiyle hurafe kitapları diyeceklerdir. Kökenini oraya götürmemiz mümkün tarihsel bir iddia olarak. Bir de işte Auguste Comte'un pozitivist anlayışında nedir? İşte bir dini dönem vardı, metafizik dönem vardı. Bunun yerini bilim dönemi alacak. Artık bilimle dünyaya bakacağız. Bunların hepsi çok yeni fikirler. Yani Orta Çağ'a döndüğümüz zaman, bilimsel devrime ve ondan öncesinde böyle bir düşünce, böyle bir görüş yok. Yani dinle bilimin yarıştığı, savaştığı böyle bir görüş yok. Tam tersi, ikinci bir muhtemel görüş olan dinle bilimin birbirini desteklediği görüşü var. Hem İslam dünyasında hem Hristiyanlık, Batı Hristiyanlığında Allah'ın iki tane kitabı olduğu, biri bizim için Kur'an-ı Kerim, Hristiyanlar için İncil, ikinci bir kitabının da dua olduğu, bunların beraber okunması gerektiği, bunların birbiriyle çelişemeyeceği, tam tersi birbirini tamamladığı görüşü var. Üçüncü bir görüş, bu ikisinden bağımsız olarak, ki buna da geçmişte aslında rastlamak mümkün, bu görüş çatışma görüşü gibi yeni değil. Bu da ayrışma görüşü. Bu görüşü savunanların iddiası, bilimle din tamamen farklı alanlardır. Yani bunların birbiriyle bir ilişkisi yoktur. Din ahlakla ilgilenir, nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgilenir. Dış dünyayla ilgilenmez, bununla ilgili bir izahta bulunmaz. Benzer şekilde de bilim ahlakla ilgilenmez, o alana girmez, nasıl yaşayacağımızla ilgilenmez. Dış dünyayı tarif etmekle ilgilenir. Bunlar birbirleri... Daha pozitivist bir şey. Tabii. Diğer bilim kısmı. Öbürü de tamamen kendi, ya ikisi de kendi içine kapanmış, kendi birbirlerine içine kapanmış, etliye sütlüye dokunmayan. Tabii, dolayısıyla çatışması da mümkün olmuyor bir şey. Peki bugün ama yaygın olan, her ne kadar yani bu görüşte olanlar bile aslında bir yerden sonra bir çatışma ihtiyacı duyabilirler. Yani duyuyorlardır da, çünkü ister istemez ya bir bilim adamı da laboratuvardan çıktığı zaman bir insan. Hatta laboratuvardayken de bir insan. Mesela yani şöyle şeyler tabii mümkün değil, yani bugün şunu göremiyoruz. İşte bir bilimsel çalışma içerisinde veya bilimsel çalışma demeyelim de bir bilim adamının yazdığı bir ilmi olmayan bir makale diyelim. Orada bile kendi konusuyla alakalı bir ayeti aldığı alması ya da böyle bir Kur'an'dan bir bölüm aktarması bugün bile düşünülemeyecek seviyede bir yaklaşım. Yani bu ikisinin bu kadar birbirinden uzak olduğunu görüyoruz biz en azından baktığımızda. Bu ne zamandan beri böyle? Yani tarihte bu nasıl bu kadar açılmış pergel? Çünkü biraz sonra göreceğiz, Isaac Newton tamamen uzayla ilgili bir takım şeylerden bahsederken, işte yörüngelerden, gezegenlerin hareketinden bahsederken konuyu getirip İncil'deki ayetlere dayandırıyor ve oradaki Allah'ın birliğiyle ilgili ispat meselesine getiriyor. Böyle bir güzel, özgürce bir yazılı şeysi var, ama bugün böyle bir şey yapmak hayali bile mümkün değil. Evet, ve bu dediğiniz dünyanın en önemli bilimsel eseri Wikipedia'da var yani, evet. Aslında modern bilimin kurucu eserinde var.
Şimdi orta çağa geldiğimiz zaman veya işte bilimsel devrime, modernizmin başlangıçlarında o dönemde tabii bilim adamlarının çoğu aynı zamanda teolog, ilahiyatçı. İlahiyatçı hatta şeyde de öyle, doğuda da öyle değil mi? Doğuda da öyle. İslam medeniyetinde de öyle. Evet. İslam medeniyetinde de öyle. Dolayısıyla bunlar eserlerini kaleme aldıkları zaman ikisini bir arada yapıyorlar. Yani hem bilimsel çalışmalarından teolojik sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Hem de teolojik çalışmalarından bir takım bilimsel sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ayrışma işte dediğim gibi bu 18. yüzyıldan gerisine götürülemeyecek. 18. yüzyılda özellikle Avrupa'da sekülerliğin başlamasıyla, materyalist hareketlerin başlamasıyla, dinle bilimi ayırmalıyız görüşünün yaygınlaşmasıyla birlikte güçlenen ve ondan sonra standart hale gelen bir durum. Bu bilim adamlarının zorlamasıyla mı, yani ne bileyim, bir takım dine uymayan buluşlar mı yaptılar ya da o dönemin din algısına uymayan bir takım keşifler yapıp da bunları mı söylemeye başladılar da böyle bir ayrışma oluştu? Yoksa tam tersi dini taraftan mı böyle bir kesin ayrılık yapılması gerektiği şeysi geldi? Nasıl? Bu tamamen politik olay aslında. Yani. Şeyle alakalı değil. Yani bilimsel bir veri çıktı da ondan sonra bilim adamları dinle ayrı düştüler değil. Bu tamamen genelde öyle bir algı var çünkü. Yani mesela bu Galile meselesinde şurada burada. O tamamen yanlış bir algı. Zaten bilim din çatışması ile ilgili verilen örnekler bu ayrımın olmadığı dönemlere gidiyor. Yani mesela sizin verdiğiniz Galileo örneğini düşünsek, Galileo'nun kendisi dindar bir adam. Hem de çok dindar bir adam. Eserlerinde İncil'e atıflar yapan, hatta Hristiyanlığın nasıl anlaşılması gerektiği noktasında yeri geldiğinde papalığı hatalı bulup kendi yorumunu ortaya koymaya çalışan, yani kendini sadece bir bilim adamı değil, aynı zamanda bir teolog gibi gören bir adam. Yani bu ayrım onda da yok. Veya verilecek diğer bütün çatışma örneklerinde durum hep bu. Yani bu çok çok sonra Avrupa'da din devlet ayrılması lazım bu ilişkiler deyip, işte bilim de dinde ayrılması lazım düşüncesi oturduğu zaman bilimler, bir de tabii şöyle bir şey var. Önemli bir fark var bugünkü bilim camiasında. Çok özelleşme var bilimde. Yani siz bir bilim adamı bile aslında bütün konusuna hakim değil. Bir fizikçi belli bir alanda uzmanlaşıyor. Fiziğin tamamına hakim olmuyor. Bu uzmanlaşma teolojiyle bilimin ayrılmasına da neden olmuş Batı'da. Yani eskiden bir fizik eğitimi aldığınız zaman siz teoloji eğitimi de alıyorsunuz. Cambridge'de Newton zamanında bir şey olsaydınız, bir bilim okuyan bir bilim talebesi olsaydınız mecbur teoloji eğitimi de alacaktınız ve bunlar iç içe bir kültürde yetişecektiniz. Ne zamanki uzmanlaşma çok önemli hale geldi, ya bir fizikçinin teolojiye ne ihtiyacı var, bunu o müfredattan kaldıralım dendiği zaman ne oldu? İnsanlar tek düze bir eğitim, kendi alanlarıyla ilgili eğitim aldılar. Dolayısıyla ister istemez bir fizikçi zaten dini konuda konuşacak bir eğitime de sahip olmadığı için giremez oldu. Bir fikri de olmamaya başladı. Yani fikri de olmamaya başladı. Benzer şekilde teologlar da bilimsel eğitim almamaya başladı. Çünkü o dönem bu bir arada olma sırf bilim adamları teolojiyi alıyor anlamında değil. Teologlar da bilimsel eğitim alıyorlar yeri geldiği zaman. Bilimsel teorilerle ilgili bir bilgileri oluyor. Hatta kitaplar da yazıyorlar. Yani işte ünlü Bishop Berkeley vardır, bizim Nazım Hikmet'in Behey Berkeley diye şiirini yazdı. Fizikle ilgili yazmıştır, matematikle ilgili de yazmıştır ama bir teologtur ve bir ilahiyatçıdır. Yani bu bizim ne yapmışız? Eğitim dünyamızda fizikle işte bilimlerle ya da daha genel olarak dinleri zaten ayırmışız. Teologlarımız bilimsel eğitim almıyor. Bilim adamlarımız teoloji eğitimi almıyor. Bu böyle olunca zaten otomatikman zihinler ayrılmış. O da zaten politik bir kararla ayrılmış olsa gerek. Yani o eğitimlerin tabii birbirinden ayrılması. Peki şimdi bu yapılan şeye biraz daha somut örneklere gelelim. Mesela işte bu Galile, Kepler dönemleri orada. Ha, önce şunu sorayım. Doğu'da, yani İslam dünyasında durum ne? O İslam dünyasında böyle bir ayrışma oluyor mu? Ya da ne zaman oluyor? Varsa bu batıdan bir takım şeyleri almaya başlayan, yine politik sebeplerle oluyor muhtemelen herhalde ama en azından batıda bu ayrışmanın başladığı dönemlerde biz ne yapıyoruz ya da bizim bilim adamlarımız, İslam bilim adamları ne yapıyorlar? Şimdi İslam medeniyeti tabii ilk zamanlarına döndüğümüz zaman peygamberimizden hemen sonraki yüzyılda aslında bilime çok büyük bir ilgi görüyoruz. Yani bunları ayırmayı bırakın, ciddi anlamda bilime yatırım, işte bunun tabii çeşitli sebepleri var ama dinle bilim bir arada okutuluyor. Ama bu ilk yüzyılda bundan rahatsız olan hareketler de var. Aslında İslam'da dinle bilimin çatışma iddiası yok.
Ama ayrışma iddiası, yani bunlar ayrı şeylerdir iddiası, aslında ilk dönemlerden itibaren İslam dünyasında var ne yazık ki. Hmm. Aslında Batı'da da var böyle diyenler ama bu tabii genel kültüre yayılmıyor. Bunlar belli bölgelerde azınlık kalıyorlar. Mesela işte İslam dünyasında nerede azınlık kalıyorlar? Endülüs'e, Bağdat çevresine gittiğimiz zaman buralardaki kültürde insanlar dinle bilimi ortak görüyor. Özellikle mutezili yaklaşımlar. Ama nedir? İşte Kuzey Afrika'ya gittiğiniz zaman burada daha ters bir durum söz konusu. Burada mesela ayrışmacı yaklaşımı görebiliyorsunuz. Hatta benim hep çok sevdiğim, verdiğim bir örnek vardır o dönemle ilgili. O dönemde çok önemli bir tartışma konusu oluyor. Konu da şu, kıbleyi nasıl tespit edeceğiz? Şimdi namaz kılarken önemli bir ihtiyacımız kıbleye dönmek. O dönemi algılarsak, yani o döneme dönersek harita yok. Yani daha dünyanın haritası çizilmiş değil. Pusula yok. Çin'de var ama daha gelmemiş. İslam medeniyetinde pusula yok. Başka bir... belki yıldızlar falan, o da gündüz mümkün değil. Ancak gündüz gece... mümkün değil de yıldızlarla da yön tespiti halkın, normal sıradan halkın pek bilmiyor, bildiği bir konu değil. Dolayısıyla önemli bir problem. Yani İspanya'da oturuyorsunuz. Böyle ve dünya yuvarlak, dünyanın yuvarlaklığını hesaba katmanız lazım. Yarı çapını bilmeniz lazım ki ona göre yönü hesaplayacaksınız. Yani dünya düz gibi düşünsek, kıbleyi bulmaya çalışsak orada da hata yaparız. Çok komplike bir problem. Bununla ilgili iki görüş çıkmış İslam coğrafyasında. Bir görüş, işte dinle bilim ayrışmaz diyenlerin görüşü. Bunlar birbirini destekler diyenlerin görüşü. Demişler ki astronominin verilerini biz alıp kullanıp kıbleyi tespit edelim. Mesela Endülüs öyle yapmış ve milimetrik olarak doğru kıbleyi tespit edip... ibadetlerini yerine getirmişler. Diğer tarafta Endülüs, işte Endülüs veya Bağdat'ta da benzeri bir durum var. Ama şeye geldiğimiz zaman Mısır, Tunus, özellikle Tunus bölgelerinde oralardaki alimler ya dinle bilimin ne alakası, astronomların yaptıklarını bizi ne bağlar, onlar putperestlerden gelmiş bir ilim. Onu ciddiye almayalım. Ya ne yapalım? İşte hadislerde kıble doğuyla batının arasındadır. Güneydedir diye de o yorumlanmış. Kıble güneydedir hadisini ciddiye alalım. Camileri güneye doğru yapmışlar. Hatta Tunus'taki hala camilerin üçte biri güneye bakar. Bunun sebebi bu uygulamadır. Ne yapmışlar? Yüzyıllar boyunca ne yazık ki o bölgede oturan Müslümanlar ibadetlerini güneye doğru yapmışlar. Ya işte bu ayrışmanın güzel bir örneği bizim tarihimizde. Yani bilimi ciddiye almayalım diyen İslami gruplar ne yazık ki yanlış ibadet yapmışlar yüzyıllarca. Yani sonuçta göz ardı etmemek gerektiğini anlamışlar mı? Anlamışlar mı onu bilmiyoruz ama ilk dönemlerde yani bu istisnai durumlar hariç genelde birlikte okutuluyor. Osmanlı'ya geldiğimiz zaman da kısmi bir önem veriliyor. Hani burada İslam bilimi niye geriye gitti o tartışmalı, o tartışmaya girmek de zor ama İslam medeniyeti 16. yüzyıldan itibaren ne zaman ki artık bilimde geriye kalmaya başlıyor. Özellikle batıdaki gelişmeleri takip edemez hale geliyor, oradaki tercümeler yapılmıyor. Burada bir yabancılaşma oluyor. Bir ayrım oluyor ne yazık ki. Ve hala biz onun sıkıntısını çekiyoruz. Yani bilim terk ediliyor. Çeşitli sebepler var. Kimileri Moğolların saldırısı diyor. Kimileri suçu Gazali'ye atıyor. Yani çeşitli... Suç bizde diyen var mı? yerler atıyor ama suç dediğiniz gibi bizde. Yani İslam medeniyeti ne yazık ki dini tabii terk edince tamamen bir içe kapanan, yani böyle kafayı kullanmadan, beyni kullanmadan dini anlamaya, dini yaşamaya başlayınca otomatikman tabii doğa bilimlerinde de geride kalıyor ve o ilişki, o makas açılıyor. Hatta bilime batıdan gelen bir şey gözüyle de bakmaya başlıyor bazıları. Ya bizim icadımız değil, bu ilk yüzyıllardaki itirazlar veya Hristiyanların, işte gavurların bilimini mi ciddiye alacağız, onların ilmiyle mi uğraşacağız diye itirazlar geliyor ne yazık ki. Bu çok yakın. Ama bunun tersi şeyleri de var tabii. İslam coğrafyası hep bir bilime önem veren damarda oluyor. Tamam, o zaman yine batıya dönelim. Batıdaki bu ayrışmanın başladığı zamanlara dönelim. Ve hatta şu şeyi belki biraz detaylandıralım, Galile meselesini. Yani orada şöyle bir şey var, işte bizim hep bildiğimiz Galile dünya güneşin etrafında dönüyor diye. Değil mi? Öyle şey galiba iddia. Evet. Dedi diye işte cezalandırılıyor, ceza alıyor falan gibi. Bu böyle mi? Nasıl oluyor oradaki olay? Ya da sebepler neler? Sebep ne? Onu bir öğrenebilir miyiz sizden? Şimdi bu bahsettiğim kişiler işte Draper, White, bunların yazdığı Bilim Din Tarihi Çatışması adlı kitabında enteresan bir perspektif ortaya koyuyorlar ve bu perspektif halkta etkili oluyor. Bu perspektif ne diyor? İşte bir örnek Galileo cezalandırıldı inançları yüzünden, bilimsel inançları yüzünden. İşte örnekse din bilim nasıl çatışır? Buna temel bir örnek olarak. Başka bir örnek olarak işte Bruno'yu. Yakılmasını, işte dünya merkezli
model yerine güneş merkezli modeli ortaya atıldığı için yakıldı. Gene benzeri bir örnek işte Mısır'da, İskenderiye'de Hipatya vardı. Orada bilim adamı Hipatya Hristiyanlar tarafından öldürüldü. Yani böyle tarihten belli örnekleri alıp onlar o örnekler üstünden gidiyorlar. Ve bu örnekleri aslında genel olarak sırf Hristiyanlığın değil dinle bilimin çatıştığına örnek olarak veriyorlar. Bunu İslam dünyasındaki kitaplarda da görmek mümkün. Mesela orada ne örnekler var hocam? Yani o işte bu Hazreti Ömer'in kütüphaneyi yaktırması vesaire gibi örnekler. Evet, İslam'la ilgili de verilen örnekler işte bir genelde bu kütüphanenin yaktırılması, İskenderiye kütüphanesi. Hatta Batı kitaplarında da çok geçer bu işte. Hatta Hazreti Ömer'in şöyle dediği ya işte Allah'ın kitabı Kur'an burada bizim yanımızda. Burada kitaplarda yazan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İşte hatta diyorlar bilim felsefe kitabı onlara da ihtiyacımız yok. Bize bu kitap yeter deyip yaktırdığı yönünde bir iddia var. Şimdi teker teker bu iddiaların üstüne geçersek madem önce Hazreti Ömer'le başladık tamam. O iddiayla gidelim. Bu iddianın kendisi her ne kadar popüler kültüre girse de hatta kitaplarda da geçse de bugün bütün modern bilim tarihçileri reddediyor böyle bir olayın olduğunu. Yani hiçbir şekilde Hazreti Ömer'in yaktırması söz konusu değil kütüphaneyi. Olay bu ilk atıf yani Hazreti Ömer'in kütüphaneyi yaktığının ilk iddiası 12. yüzyılda çıkıyor. Yani bir 500 yıl sonra Hazreti Ömer'den sonra ortaya atılıyor. Halbuki böyle bir olay yok. İskenderiye Kütüphanesi ilk Sezar tarafından yakılıyor. Milattan önce 50'li yıllar olması gerekiyor. İkinci ve üçüncü yüzyılda Hristiyanlar iç savaşlar çıkıyor Mısır'da. O sıralarda tamamen yok oluyor. İslam çıkmadan önce zaten İskenderiye Kütüphanesi bitmiş durumda. Hazreti Ömer İskenderiye'ye girdikleri zaman zaten ortada bir kütüphane yok. Ha burada bir acı olay var. Onu vurgulamak lazım. Kim uyduruyor 500 yıl sonra bu kitapların yakıldığını? Biz Müslümanlar uyduruyoruz ne yazık ki. Ve ne için uyduruyoruz? Dini kitapları yakmak için uyduruyoruz. Selahaddin Eyyubi'nin döneminde Mısır'daki Şii İsmaili kitaplar, kütüphaneler yok ediliyor. Dağıtılıyor. Ve bu dağıtılmada bir açıklama yapmanız gerekiyor. O dönemin entelektüel İslam çevreleri diyorlar ki bu yapılamaz. Yani sen kütüphaneyi yok edemezsin, kitaplara zarar veremezsin. Hazreti Ömer de yaptı. Mecbur böyle bir hikaye uyduruluyor ve meşruiyet kazandırıyor. Ve ne yazık ki bu hikaye 1900'lere kadar geliyor. Oryantalistler tarafından da İslam aleyhinde kullanılıyor. Ancak daha son 50 yılda anlayabiliyoruz uydurma olduğunu. Zaten bir oryantalistin arayıp da bulamadığı bir iddia yani gayet güzel. Ya bu yaptığım izah da Bernard Lewis'in izahı. Kendisi de bir yabancı İslam uzmanı. Aslında Müslümanlar da buna cevap verememiş. Bu analizi gene Batılılar yapmış. Bu ayrı bir rezalet tabii. Evet, ayrı, gerçekten öyle. Tamam o zaman Batı'ya dönelim. Yani o Batı'ya, Galileo meselesine gelelim. Dönersek, şimdi Galileo meselesi aslında dinle bilim çatışmasının gerçekten bir rol oynadığı ama aslında rolünün çok küçük olduğu bir olay. Ve belki tek olay benim o dönemlerde bulabileceğimiz. Asıl rol, başka rol oynayan asıl meseleler mi var hocam şeyle ilgili, bu din bilim çatışmasıyla alakalı? Asıl rolü din bilimin hiç oynamadığı örnekler var. İşte bu Bruno örneğindeki gibi mesela. Anladım. Bruno tamamen bir din adamı. Hiç bilimle hiçbir alakası yok. Ya bilimsel bir konu söz konusu değil yargılanmasında. Yargılanma sebebi İsa'nın peygamberliğini reddedip onun bir büyücü olduğunu iddia etmesi. Panteist olması, evrenin bir tanrı olduğunu iddia etmesi. Yani tamamen dini iddialar. Adam bir bilim adamı da değil, bir mistik. Ama bir şeyi izlediğiniz zaman, bir kozmos belgeselini bile izlediğiniz zaman bilimin ilk kurbanı diye sunuluyor. Halbuki adam bilim adamı değil, bilimi seven de bir adam. Tamamen bir algı yönetimi var orada. Yani bu ama Galileo gerçekten bir bilimsel tartışma var ortada. Dünya mı merkezde bizim sistemin? Güneş mi? Tartışma bu. Galileo güneşin merkezde olduğuna inanıyor. Galileo batıda bunu ilk inanan değil. Tabii Kopernik daha önceden iddia etmiş, Kepler iddia etmiş. Kepler hiçbir şekilde hatta bu görüşlerinden göre dolayı zarar görmemiş. Kopernik de öyle. Kopernik'in kitabı belli bir süre yasaklanmış. Öyle bir kısım var. Ama Galileo'ya geldiğimiz zaman Galileo'nun kitabının kendisini yazmasını Papa istiyor. Peki Kepler niye zarar görmüyor? Yani bu bunları söylüyor ve ona rağmen hiç yadırganmıyor ya da işte dışlanmıyor veya cezalandırılmıyor. Bunun sebebi ne? Kepler Avusturya'da orada daha rahat bir hava var. Ama şeyin olduğu noktada, Galileo'nun olduğu nokta tam papalığın merkezi. Ve o dönemde Katoliklerle Protestanlar arasında savaşın yaşandığı bir yer. Ve Protestanlar Galileo üstünden Katoliklere vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında Galileo tutulan bir bilim adamı. Papayla görüşebiliyor, Katoliklerin desteklediği, ön plana çıkardığı bir adam.
Şöyle bir propaganda var. Bak, Katoliklerin adamı neleri iddia ediyor. İncil'e ters iddialarda bulunuyor. Şimdi yani tamamen mezhep çatışmasına kurban gidiyor. Tabii, mezhep çatışması var. Galileo'dan da diyorlar ki sen tamam bu görüşlerini savun ama dini karıştırma. Nötr görünmeye çalış. Hatta Papa bir kitap yaz diyor. İki görüşü de ortaya koy. Ve kitap yazıyor ama ne yapıyor kitabı yazdığı zaman Galileo? Papa'nın sözlerini simplikiyor diye bir karakterin ağzından söylüyor. Simplikiyor da hafif böyle basit, kafası çalışmayan adam anlamına geliyor. Papa'ya kafası çalışmayan adam diyor. Oradan bir zaten bir sıkıntı çıkıyor. Bunlar uyarıyorlar çok o yönde gitme. Buradan bir sorun çıkıyor. Papa bunu kaldıramıyor ve Galileo'yu yargılıyor. Ama Galileo yargılaması o dönemin istisnai bir durumu. Yani istisnai bir yargılama oluyor. Nasıl istisnai bir yargılama oluyor? Normalde yargılanan kişi işkence görüyor, hapiste kalıyor. Ciddi baskılara maruz tutuluyor. Galileo bir bilim adamı olduğu için kayırılıyor. Hapise gönderilmiyor. Hakimin evinde kalıyor. 6 odalı bir ev tahsis ediliyor kendisine ve bir hizmetkar tahsis ediliyor. Kendi istediği yemekler günlük olarak pişirilip veriliyor. Hiçbir şekilde bugün çok net o konuyla ilgili belgeler incelendi. Sadece işkenceyle tehdit ediliyor. Hiçbir şekilde işkence görmüyor. Ve dolayısıyla ortada yansıtıldığı gibi yani işkence gören veya öldürülen bazılarına göre öldürüldü Galileo diye yazılıyor. Öyle bir şey yok. Ortada bir din bilim çatışması yok. İki farklı Hristiyan görüşün çatışması var. Galileo İncil'i farklı yorumluyor ve bu yorumda ısrarlı. Hatta Augustinus'un da bu şekilde yorumladığını, Papa'nın kilise babalarına ihanet ettiğini iddia ediyor. Papalığı kilise babalarına ihanetle suçluyor. Papalıkta biz bunu kaldıramayız. Bak üstlerimizde Protestanların baskısı var. Buna bir ceza vermemiz gerekiyor. Ve verilen cezada bir ev hapsi, işte ibadet etmesine izin veriliyor. Yani Galileo da bir ateist değil. İbadet etmeye gidiyor her pazar. Halbuki işte bize tam tersi yani sonuçta işte şöyle dedi diye, güneş merkezde dedi diye, dünya gezegenler güneş etrafında dönüyor dedi diye, işte şöyle ceza aldı, hatta öldürüldü vesaire gibi algılar oluşturuluyor. Yani bunlar daha lise çağlarından bilinen ya da kulaktan kulağa belki dolaşan. Hiç öyle bir şey yok. Yani Galileo çatışması bir sosyolojik açıdan bakıldığı zaman, bilim tarihi açısından bakıldığı zaman bir mezhepler arası çatışmada bilimin konu edilip çatışmaya da gündeme getirilmesi. Yoksa başka bir şey değil. Hristiyanlık içerisinde hatta adamla Bellarmino var. Bu şeyi yöneten kardinal, davayı yöneten kardinal ki Bruno'yu yakan da kardinaldir. Mesela diyor Galileo fikir bize delil sunarsa, bilimsel delil, biz fikirlerimizi değiştirmeye razıyız diyor. İnsanların fark etmediği bir noktada şu: Galileo iddialarını ispatladı da kilise kabul etmedi de değil. O dönemin bilimsel verileri içerisinde neredeyse bütün bilim adamları aksi yönde hemfikir. Çünkü Aristo fiziği dünyanın merkezde olmasını gerektiriyor. Galileo'nun sunduğu model daha iyi bir model değil. Yani aslında bir cezalandırma olacaksa bilim adamlarının cezalandırması lazım. Ya bilim dünyasına bıraksak da Galileo'yu cezalandıracaklar. Evet. Ama elbette tabii ki yargılanması vesaire bu yanlış. Bu Hristiyanların, papalığın bu yaptığını da kalkıp bütün genel dinlere veya genel olarak Hristiyanlığa mal etmek de yanlış. Papalığın zaten diğer dinlerin gözünün yaşına bakmamış. Üçlemeyi reddedenleri yakmış. Müslüman olsaydık orada İslam'ın bir kitap yazmaya çalışsak Roma'da bizi yakardı, öldürürdü. Yani zaten savunulacak bir tarafı yok ama doğru nokta belki Ali Şeriati'nin dediği gibi tarih boyunca olan hep dine karşı dinin savaşı, dinle bilimin savaşı değil. Değil, evet. Bilim ne zaman bu konular içerisine hafif bir girse alet edilmiş ama bilim dindarlar genelde pek bilimle ilgilenmemiş. Bilimi yok edelim veya şarap. Kendi karşıt dini görüşlerini yok etmeye çalışmışlar. Bilimi de orada kullanmışlar belki. Bilimi de orada kullanmışlar. Mesela bir başka örnek. Hipatia diye bir kadın vardır. Genelde hep o da anlatılır. İskenderiye'de yaşamış bir matematikçi. Karanlık çağların başlangıcı olarak gösterilir öldürülmesi Hristiyan gruplar tarafından. Bir bilim adamı olduğu için, öldürüldüğü için bak diyorlar işte Hristiyanlar gittiler bilim adamını öldürdüler. Hatta resimleri vardır işte genç bir kadın öldürülüyor kilise içerisinde falan. Bu da bir hurafe. Hipatia'nın öldürülme sebebi hiç bilim yapmasıyla alakalı değildir. 60-65 yaşında putperest olan vali tarafında durduğu için Hristiyan kardinal var, vali var. Bunlar birbiriyle çatışıyorlar. O valinin yanında halk onu aralarını açmaya çalışıyor, fitne sokuyor diye öldürüyor. Yani yine, hiçbir bilimle siyasi hiç bilimle hiçbir alakası yok. Halk yani bilim adamı mı diyeyim, hiç bu sebeplerden öldürülmüyor. Olmasaydı da öldürülecekti. Öldürülecekti ama siyasi bir tartışma, bakıyorsunuz bilim kitaplarında din bilim çatışması diye sunuluyor. Böyle bir şey yok. Hep tarih boyunca olan olgular, İslam dünyasındaki çatışma örnekleri de öyle.
Bunlar hep siyasi iki grubun çatışmaları arasında oluyor. Hocam o zaman bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu Dahi ve Dindar kitabınızı, Isaac Newton'ı biraz tanıyalım. Onun dine bakışını öğrenelim sizden ve öyle devam edelim inşallah. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, tekrar merhabalar. Yükselen Sözler programımızda bu hafta konuğumuz Doktor Enis Doko ve bilim tarihi boyunca din-bilim ilişkisini konuşuyoruz kendisiyle. Programımızın bu ikinci bölümünde de kendisinin kitabı olan Dahi ve Dindar Isaac Newton kitabından detaylı incelemeler, konuşmalar yapacağız. Newton'u tanıyacağız. Onun dindarlığıyla ve dine, bir bilim adamının, hatta bazı çevrelerce, ki herhalde bütün çevrelerde diyebiliriz, gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biri kabul edilen bir insanın dine bakışını bu vesileyle görmüş olacağız inşallah. Öncelikle şunu söyleyelim, bu kitabın PDF'ini enisdoko.com adresinden bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Baskısı şu an yok. İkinci baskı için hazırlanıyor. İnşallah bir takım eklemelerle ikinci baskısı çıkacak. Ama ondan önce hemen sahip olmak, okumak isteyenlere ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka okunması gereken bir kitap. enisdoko.com'da bulabilirsiniz. Hocam öncelikle Isaac Newton, ismen belki hepimiz biliyoruz ama mühendislikle ya da fizikle, matematikle uğraşmayan kişiler pek fazla bilmiyor olabilirler ya da unutmuş olabilirler. Belki bir lise bilgisi olarak insanların aklında kalmış olabilir. Biraz tanıtır mısınız ve önemini, bilim dünyası açısından ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu öğrenebilir miyiz? Şimdi bir kere Newton, hemen hemen herkes hemfikir. Yani 3 büyük bilim adamı yazsanız biri mutlaka Newton olur. Fizikte işte Einstein'la yarıştırılır. Ya Einstein kimisi 1'e koyar, Newton'u 2'ye koyar. Kimisi Newton'u 1'e koyar, Einstein'ı 2'ye koyar. Siz hangisini 1'e koyuyorsunuz? Ben Newton'u 1'e koyuyorum tabii. Neler yapmıştır Newton derseniz, bir hareket yasalarını buluyor. 3 adet hareket yasası. Hala bu yasalar mühendisliğin temelini oluşturuyor. Hala makine mühendisleri bu yasaları okuyup buna göre çalışıyorlar. İnşaat mühendisleri bu yasaları kullanıp buna göre çalışıyorlar. Yani mühendisliğin temelini oluşturuyor bu 3 yasası. Bunun dışında yer çekimi kanununu buluyor. Hala bu kanunu kullanıp biz uydu gönderiyoruz. İşte bununla hesap yapıp Ay'a gidiyoruz. Yani o kadar etkilemiş temel bir kanun. Evet. Bir kanun. Kalkülüsü buluyor. Yani bir matematiğin en önemli, belki türev integral dediğimiz, hani ileri matematiğin en önemli dalını geliştiriyor ki sayesinde bu kadar ileri bir bilim mümkün oluyor. Gerçekten matematiğin fiziğe uygulanabileceğinin en önemli göstergesini o oluşturuyor. Yani o kitabında bunu başarıyor. Ondan sonra herkes artık matematiğin doğayı anlamada kullanılabileceğini anlıyor. Ondan önce insanlarda şüpheler var. Aslında çok açık bir şey değil matematiğin doğayı anlamada kullanabileceği. O bunu gösteriyor. Optik ile ilgili ilk ciddi kitabı yazıyor. Ondan önce İbni Heysem var İslam dünyasında. İbni Heysem'den sonra ki büyük onu da geliştirip optik devam eden optik alanındaki kitap Newton'a ait. Yani neredeyse bilimin her alanında inanılmaz derecede önemli çalışmalar yapmış ve bugünkü modern bilimin temelini kurmuş. Hangi yıllarda yaşıyor hocam? Onu da öğrenelim. 17. yüzyıl. 1650'li yıllarda, evet. Belki 50-60-70'li yıllarda yaşıyor. Evet, peki şu an bile hala bilimin temellerini, fiziğin temellerini oluşturan yasaların, formüllerin, kanunların keşfini yapmış kişi, evet, diyebiliriz. Bu kadar önemli bir isimden bahsediyoruz. Yani bunun şey de önemli, biraz bağlayayım buraya, bizim medeniyetle devam edeceğiz ama İslam medeniyetiyle iki tane önemli bağ var. Newton'un ben kurmayı sevdiğim. Bir, kalkülüs dedim, hani matematik tarihini değiştiren bir teori ve ondan sonra bilimi inanılmaz ileri bir yola götürüyor. Trigonometri olmasaydı kalkülüs olamazdı. Trigonometriyi Newton'a hediye eden de bizim İslam alimler. Evet. Yani Battani'den başlayan itibaren biz trigonometriyi geliştiriyoruz ve Batı'ya hediye ediyoruz. Newton bu trigonometriyi alıp kalkülüsü hediye ediyor. Yani bir orada bizim de bir mirasımız var. En azından bizim alimlerimizin bir mirası var. Siz trigonometri de gene o bahsettiğim şeyle ilgili. Siz kıbleyi veya işte namaz vakitlerini trigonometri olmadan tespit etmeniz mümkün değil. Yani oradan gelen bir hediye var Newton'a. Yani aslında dinin dini bir şeyi yapabilmek için bir bilimsel gelişme yaşanmış. Sonra onu başka bir bilim adamı devralıp daha da ileriye götürmüş. Hem de başka bir medeniyetten. Başka bir medeniyetten bir bilim adamı daha ileriye götürmüş. Yani bu böyle de güzel bir hikaye aslında. Güzel belki, bir zincir. Belki yani işte
Kur'an inmeseydi o dönemde belki de Newton olmayacaktı. Yani bu kalkülüs olmayacaktı. Oraya kadar gidebilirdi. Yani öyle bir bağ var orada, bir zincir. İkincisi de bizim medeniyetin geri kalmasındaki önemli bir faktöre dikkat çekeceğim. Newton kitabını yazar yazmaz bu Principia'yı. Halley vardır biliyorsun, kuyruklu evet, yıldıza evet. ismini veren Edmund Halley. O dönemde yaşayan başka bir bilim adamı hemen bunu füzelere uyguluyor. Gemilerde bu hareket yasalarını kullanır, nokta atış yapmayı sağlıyor. Ve bundan sonra İngiliz gemileri dünyanın en başarılı donanması oluyor Newton yasalarından dolayı. Çünkü artık nokta hesaplıyorsunuz, tecrübeye yer yok. Hesapla gemiyi vurabiliyorsunuz. Mesafeden evet. hangi açıyla atacaksın gülle, her şey bu yasalar size bugün veriyor. Bugün hala aynı yasalarla gemiyi veya evet. işte neyi vuracaksınız vurabiliyorsunuz. Evet. Ama biz de bu yasaları bilmediğimiz için, tabi burada bir başka acı hikaye var. İstanbul'da yani Newton'un gelen veriler Kepler'in, Tycho Brahe diye bir bilim adamı gözlem evi kuruyor. Oradaki gözlemler Kepler alıyor, yorumluyor ve Kepler'in yasalarını görüp Newton bu hareket yasalarını geliştiriyor. Aynı dönemde bizim İstanbul'da ondan çok daha iyi bir gözlem evi kuruluyor. Takuiddin tarafından. Daha bizim bilimin çökmedi. Dikkat ederseniz 16. yüzyıl dedim gerileme. Daha biz bitmemişiz. Bir önceki dönemde işte Takuiddin gözlem evi ne yazık ki bir yıl bile yaşamıyor. Bir yıldan fazla yaşasa belki de buradan çıkacak. Ne oluyor Newton. Hocam gözlem evine? Gözlem evi yıkılıyor top atışlarıyla. Sebep? Sebep Şeyhülislam la Takuiddin arasında bir anlaşmazlıktan dolayı. Astroloji ile ilgili aslında, sebep gene din bilim çatışması değil. Aynı zamanda bir astroloji merkezi olarak kuruluyor orası ve o görülen bir kuyruklu yıldızdan hareketle bizim Perslere karşı savaşta başarılı olacağımız ve fal bakılıyor yani. Evet, fal astroloji. Bakıyor. Ama evet. İstanbul'da şey çıkıyor. O dönemde veba çıkıyor ve bunun suçlusu o gözlem evi olarak görülüyor. Şeyhülislam da işte bir açıklama getirmek için diyor ki oradan meleklerin bacaklarına bakıyorlar, işte ayaklarına bakıyorlar. Haşa biz yukarıya bakılır mı? Gözlem evi yıkılıyor. Bugün yerini bile bilmiyoruz. O gözlem evi daha iyi. Belki de oradan veriler gelse Newton'un kullandığı verilerden daha iyi bir veriler Takuiddin'in öğrencileri inceleyecek ve bizden çıkacak. Biz güllelerle İngiliz gemilerini vuracağız. Evet. Yani Allah'ın ayetleri, doğa ayetleri inceleyen kim incelerse, kim uğraşırsa Allah onlara evet. ikramda bulunur. Aynen öyle, evet. Yani çabayı kim gösterirse kazanan o oluyor. Dünyada kural bu. Yani böyle bir adam hem bilime inanılmaz katkısı yapıyor hem de belki de İngiliz medeniyetinin dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmasında. Kendisi bir İngiliz, onu söylediğimi bilmiyorum. Tabii. Evet, o İngiliz. Evet, Cambridge Üniversitesi'nden evet. Böyle bir şahsiyet, bilim adamı ve bilim camiasında bu kadar bugün bile çok önemli bir kişilik. Peki şimdi kendisinin dini kısmına geçelim. Şimdi mesela şöyle bir geçiş yapalım isterseniz. Siz kitabınızın ilk bölümünde diyorsunuz ki Isaac Newton ve Tanrı başlıklı bölümde. Newton'a göre Tanrı hakkında bilgi edinmemizin iki yolu vardı. Birincisi kutsal kitaplar, ikincisi de Tanrı'nın diğer eseri olan doğa. Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir. Sözü Newton'un bilim felsefesini özetlemektedir. Newton'a göre doğa bilimlerinin arasındaki en önemli amaç Tanrı'yı anlamaktır. Evet. Böyle isterseniz kendisinin İncil'e, dine, Allah'a bakışına geçebiliriz. Ne tür çalışmalar yapıyor? Şimdi Newton, burada da bir hurafe var. Newton batı kitaplarından okuduğunuz zaman yazılmış modern kitaptan çoğunda deist olarak gösterilir. Allah'a inanıyordu ama dine inanmıyordu. Hatta deizmin babası. Hatta Newton deyince işte Newton evreni Tanrı'nın müdahale etmediği, işte mekanik çalışan, bir saat gibi çalışan bir evrendir algısı var. Bunu hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı kitaplarda hala böyle okutuluyor Türkiye'de. Bundan notunu düşeyim yani. Bu kadar yaygın bir hurafe. Halbuki yani burada açık açık kendisi İncil'den alıntılar yapıyor. Orayla ilgili o teslis inancının doğru olmadığını söylüyor. Tabii yani bu hurafe zaten. Evet. Hiçbir Newton uzmanı bugün kalkıp demeyecektir ki Newton deist. Ama ne yazık ki hatta Aytunç Altındal hocamız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Eylesin evet. Kendisi bile ısrarla bana deist olduğunu iddia ediyordu benim kitabı okuduktan sonra. Müzakere etme fırsatımız olmadı. Bu derece oturmuş bir hurafe. Yani Türkiye'de herkesin savunduğu bir hurafe. Öyle bir şey yok tabii. Newton çok dindar bir adam. Hatta dine verdiği önem, bilime verdiği önemden daha fazla. Dini motivasyonlarla bilimle uğraşıyor. 200 bin civarı kelime yazmış bilimsel eserlerinde. 1 milyon civarı simya yazıyor.
3 milyon civarında teoloji yazıyor. Dini kitaplar yazıyor. Yani teoloji kitapları yazıyor. Hatta yazdığı teoloji kitaplarından biri Türkçe'ye çevrildi ve basıldı. Hı-hı. Kutsal kitap yorumu diye Newton'un. Yani bu derece dindar bir adam. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi temel iddiası, düşüncesi de bu sadece Newton'da yok. Kepler'de de var. Benzeri bir iddia Galile'de de var. Orta Çağ Avrupa'sında çok yaygın o dönemde. İslam medeniyetinde de bulmak mümkün. Allah'ın iki tane kitabı vardır. Biri kutsal kitap bize gönderdi ama Allah evreni yaratmıştır. O da Allah'ın bir kitabıdır. Ben kutsal kitaptan Allah'la ilgili bilgi alabileceğim gibi evrendeki ayetlerini okuyarak da Allah'la ilgili bilgi alabilirim. Allah'ın büyüklüğünü görebilirim. Nitekim işte Newton bunları da görüyor. Bunlara atıf yapıyor. Mesela tevhidi mi görmek istiyorsunuz diyor. Doğaya bakın. Yasalardaki o birlik. Zaten Newton'un gösterdiği en önemli şey yasaların evrensel olduğu. Gökte de, ayda da aynı yasalar var. Dünyada da var. Amerika'da da var. Afrika'da da var. Ha, demek ki bütün bunlar Rabbi bir Rab. Bunları yöneten tek yasa var. Zaten şuradan da ortaya çıkıyor. Yani anladığım kadarıyla dayandırdığı yerlerden bir tanesi de şu. Kendisinin ortaya koyduğu o matematiksel ifadeler ve işte kanunlar yeryüzünün ve hatta evrenin her noktasında geçerli olduğu için de bu sonuca varmak mümkün. Tabii. Zaten o yüzden bu sonuca varıyor değil mi? Yani o bunu incelediği zaman bu sonuca varıyor. Bir bakıyor yasalar evrensel. Ha bak size diyor nasıl evren kitabını okuyup Allah'la ilgili önemli bir gerçeği görüyoruz. Allah bir ve bütün evreni kuşatmış halde. Yani şu şeyin ayrı bir şeyi, ayrı bir ilahı, şu bölgenin ayrı bir ilahı yok. Şuna da oraya gidiyor. Mesela çok önemli bir yer gittiği kendi bilimsel çalışmaları yaptıktan sonra bir bakıyor ki doğa yasalarla işliyor. Bu yasalar hiçbir insan evladının müdahale edip değiştirebileceği yasalar değil. Sadece Allah değiştirebilir ve o kanaatte zaten. Ha diyor demek ki bize anlatılır işte falanca aziz şunu yaptı. Falanca aziz bunu yapabilir. Azizlere dua ediyorlar. Azizlerden yardım istiyorlar. Şunu yaptı bunu yaptı dediğiniz yani mucize gösterdi. Mucize tabii bunu yaptı dediğim aziz uçtu. İşte geldi yardım etti. Bunu yapamaz diyor. Hiçbir insan yapamaz. Hiçbir insan Allah'ın yasalarının üstünde değil. Hadi yapsın. Yapamıyor. Deneysel olarak baktığımızda yasalara uyuyor her şey. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu gördüğü zaman o dönemde tabii o dönemin kültürü bunun çok yaygın olduğu bir kültür. Herkes inanıyor. Yani kimse böyle buna ters bir şey görmüyor. Azizlik papalığın kabul ettiği. Hatta papalık kutsuyor. Biliyorsunuz papalık Allah'ın emirleriyle bizatihi hareket ediyor. Evet. Yani Allah o dönemki topluma göre Allah zaten azizler diye bir mertebe olduğunu haşa kendi söylüyor. Ve böyle bir mertebe herkesin kabullendiği bir şey. Bugün bizdeki tarikat yapılanmasıyla aşağı yukarı aynı yani şeyh sistemi orada aziz sistemi vesaire tabii. Gibi bir takım sistemler uydurulmuş ve öyle devam ediyor. Ama Newton ne diyor ki siz bir Allah kitabını şey Allah'ın dua kitabını okuduğunuz zaman bunların olamayacağını çok rahatlıkla görürsünüz. Allah'ın büyüklüğünü kudretini de anlıyorsunuz ona dönmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Evet. Tabii buradan bu dönemde o dönemde yani Newton'un yaşadığı dönemde bunları söylemek büyük problem değil mi hocam? Yani özellikle de teslisle yani üçlemeyle ilgili işte baba oğul kutsal ruhu üçlemesiyle ilgili Newton'un aslında bu söyledikleri büyük suç sayılıyor anladığım kadarıyla. Tabii şimdi Newton hem dua incelemelerinden hem İncil incelemelerinden acayip İncil okuyor tabii var çocukluğundan beri devamlı İncil okuyor. İncil tarihiyle ilgili kitapları da okuyor. Çok geniş bir kütüphanesi var. Devamlı bulabildiği bütün kitapları toplayıp okuyor. Hatta bugün Türkiye'de bir sürü insan biliyorsunuz bilimsel tefsir diye eleştiriyorlar ya Kur'an'dan kalkıp siz doğa fenomenleriyle bağlantı kuramazsınız. Kur'an'da doğa fenomenleri geçmez diyen bir yapı var. Newton tam da bunu yapmaya çalışıyor. Mesela İncil'i alıp İncil'den ben doğayla ilgili gerçekleri bulabilir miyim? Hmm. Mesela o İncil'de dünya güneşin merkezde olduğunu geçtiğine inanıyor mesela. Ya tam bilimsel tefsir dedikleri şeyin ki bence o çıkmaz anası da. Yani çıkmaz ama ona rağmen yapmaya çalışıyor bunu. Ciddiye alıyor da. Hayatının son özellikle son döneminde inanılmaz derecede ciddiye alıyor. Birinci bizatihi manalarından çıkmayınca işte gidip numeroloji yapmaya çalışıyor sayılardan. Mutlaka bu kitapta olmalı deyip hastalık derecesinde bununla uğraşıyor. Yani bu derece İncil'e ciddi alıyor ve İncil'i araştırıyor. Newton tabii bu İncil araştırmalarından bir sürü sonuca varıyor. Bir işte dedik azizler mertebesinin tamamen uydurma olduğu böyle bir şey olmadı. Papalığın uydurma olduğu. Yani Allah bu dini tamamladığı gibi bakıyor. Öyle devamlı Allah'la irtibat kurup dine müdahale edenler yok. Öyle bir şey papalıktan İncil bahsetmiyor diyor. Yani İncil'den hareketle dini sorguluyor. Alıyor Hristiyanlığı İncil'e vuruyor. İncil'e vurunca da işte bir sürü şeyi uydurma gözüyle bakmaya başlıyor. Üçlemenin aslında uydurma olduğunu İncil'den çıkarıyor. İncil'den çıkarıyor. İncil'i okuyunca tamam diyor. Gençliğinde inanıyor üçlemeye. Üçleme
4. yüzyılda bu dine girmiş diyor. 3. 4. yüzyılda Hristiyanlığın özünde olan bir şey değil. İncil'e ters, üsteüz ve bunu reddediyor. Tabii bu sizin dediğiniz gibi bunları reddediyor ama bu o dönemin Avrupa'sında bunu açıklamak kolay değil. Daha aynı dönemde Servetus var. Önemli bir bilim adamıdır. İlk aslında muhtemelen bizim İbn Nefis'i saymazsak Batı'da ilk dolaşım sisteminin, kan dolaşım sisteminin başarılı modelini kurmuş adam. Üçlemeyi reddeden kitaplar yazıyor iki tane. Yazdığı için de yakılarak öldürülüyor. Newton'un çağdaşı ya biraz daha öncesi ya da çağdaşı. Böyle bir yapı var. İnsanlar yakılıyor. Newton'un döneminde de yakılanlar var biliyorum İngiltere'de. Bu aslında en büyük suçlardan biri. En büyük suçlardan Tesisi biri. Tesisi kabul etmiyorsanız işiniz biter. Biter. Yani bunun hiç öyle kurtulma şansınız yok. Dolayısıyla Newton bunu açıkça insanlara açıklayamıyor. Ama Newton tabii vicdanı da rahat etmiyor bunları söylemeden. Diyor ki anlayabilecek insanlara ben bunu açıklayayım. Anlayabilecek zekada olan. Zaten anlamayacak zekada olana ben açıklasam ne? Bir şey yarar. Zaten anlamayacaksa niye uğraşayım? Ha, zaten niye uğraşayım? Zeki ama gerçekten samimi olan, kafası çalışan insanlara ben bunu açıklamalıyım diyor. Ve eserlerinde hep gizli bir şekilde üçlemeyi hep eleştiriyor. Allah'ın birliğini, aslında Tanrı olanın baba dediği İncil'in olduğu, İsa ile Kutsal Ruh'un Tanrı olmadığı. Bunu hep dolaylı yoldan İncil ayetlerini, metinlerine yedirerek yapıyor. İncil'i bilen ve dikkatli bir biçimde metni okuyacakların anlayacağı şekilde. Yani eserlerini İncil'i bilenler için yazıyor diyebiliriz o zaman. Tabii İncil'i bilen ve bunu fark edebilecek insanlar için yazıyor. İncil'i bilmiyorsa zaten ben ona ne anlatayım? İncil'e ciddiye almamış adama kalkıp ben üçleme yoktur desem ne olacak? Evet. Gibi bir bakışı var. Hocam burada mesela şey var. Tanrı ve İsa hakkında 12 madde. Bu yayınlanmış bir şeysi miydi? Yok. Bu değil, yayınlanmış bir yazısı değil. Bu metin daha sonra bulunuyor. Tamam. Yani bu metin... Orada mesela ilk madde şöyle, ebedi ve ezeli, her yerde olan, her şeyi bilen, yüce, dünyayı ve gökleri yaratan tek Tanrı vardır. Baba ve onunla baba yani bu tek Tanrı baba, Allah manasına. Ve onunla insanlar arasında tek bir aracı vardı, insan İsa. Yani burada aracı kelimesi muhtemelen Nebi Rasul anlamında kullanılıyor. Çünkü daha sonra hani bizim anladığımız aracı, kendisinden şefaat beklenen, yardım istenen, manasında bir aracı olmadığını daha sonraki maddelerde zaten görüyoruz. O yüzden buradaki aracı kelimesi muhtemelen bilgi anlamında aracı. Yani bilgileri elçilik bize anlamında, elçilik anlamında elçilik bir anlamında. Aracı tabii. Zaten ondan sonra o yüzden de insan İsa. Burada insan İsa vurgusu önemli herhalde. Tabii yani çünkü İsa'nın insan olmadığı ile ilgili inançlar mevcut yani işte. Tabii Tanrı şimdi oldu. Üçlemeyi bilmeyenler için üçlemeyi anlatayım. Üçlemeye göre bir Allah var ama bu Allah'ın üç ayrı kişiliği var. Bu ne demek tabii bunu soruyorsanız bunu anlamak zor. Bu kişiliklerinden biri baba, biri İsa. Yani İsa peygamber değil Hristiyanlığa göre. İsa Allah'ın, bizatihi Allah insan suretinde dünyaya geliyor. Bir de kutsal ruh var. Bu üçü birbirinden ayrı. Yani İsa baba değil, baba kutsal ruh değil ama hepsi Allah. Ama bir tane Allah var. Yani böyle bir şey. Çok kutsal üçlü birlik dedikleri. Evet, çok kutsal üçlü birlik dedikleri. Evet. İsa Tanrı. Kesinlikle bunu tabii Newton reddediyor ve yazılarında hep İsa'nın sadece bir insan olduğu, Tanrı olmadığı, Tanrı desek bile aslında bu Tanrı'nın dolaylı bir izah olduğu, mutlak Tanrı, yaratıcı, evrenin yaratıcı ve mutlak hakimi anlamında bir kişi olmadığını hep vurguluyor yazılarında. Buradaki insan vurgusu da ondan. Yani insan İsa vardır. Tek Tanrı vardır. Dikkat ederseniz burada çok önemli bir şey var. Tanrı ile insan arasındaki aracıdır İsa diyor. Yani Tanrı değildir kendisi. İnce bir vurgu var. Yani bu metni dikkatli okuduğun zaman şunu anlıyoruz. Bir, tek Tanrı var bu baba. Babayla bizim aramızda da bir aracı olarak, aracı derken işte bir Resul olarak İsa var. Bu da insan. Kendisi bizzat Tanrı olup gelip konuşmuyor. Hristiyanlığa göre bir aracı değil İsa yani. Kendisi bizzat Tanrı olduğu için Tanrı olarak konuşuyor. Böyle bir şey yok diyor bu ilk maddede. Mesela 6. maddede diyor ki İsa gelmeden önce babaya yönelik her türlü tapınma hala ona yani babaya yöneliktir. İsa babasına yönelik tapınmayı azaltmak için gelmedi. Tabii. Yani siz Allah'ı bırakıp tekrar İsa'ya da taparsanız, ona da tapınma yaparsanız, hiçbir şey yapmamış olsanız Allah'a yapacağınız ibadetten eksiltmiş olursunuz. Tabii. Bunu yazılarında hep yazıyor. Yani İsa'ya, İsa dahil herhangi bir azize, başka bir kula, bir insana, Hazreti İbrahim de olabilir ya da başka bir peygamber, tapınma diye bir şey söz konusu olamaz diyor. Bu zaten bir kere putperestliktir diyor. İslami terminolojiyle şirktir.
İkincisi en büyük günahtır diyor bu. Yani evet, dinlerin evet, en büyük söyleyeyim. Günahı. Tam bizim bir Müslümanın diyeceği izah yapıyor. Evet. İkinci yönel olarak siz zamanın varsa ekstra ibadet edeceksen Allah'a ibadet et. Yani Allah'a ibadet etmek yerine bir kula ibadet etmek ondan zamandan çalmaktır. Allah'ın şanın yani Allah'ın şanına ters bir şeydir. Sen zamanın var ibadet edeceğim Allah'a ibadet etmiyorsun. Evet. Bunu bir dindar nasıl kabul edebilir diyor Newton. Tabii bu başka metinlerinde dedi. Ama burada da ona vurgu yapıyor. Yani babaya baba dedi Allah tabii. Allah'a tapınıyoruz. İsa geldiği zaman bu azalmayacak. Ne İsa aracılığıyla ne azizler aracılığıyla. Hı-hı. Mesela diyor ki aracılık için İsa'ya yalvarmak zorunda değiliz. Eğer babaya doğru düzgün yalvarırsak o bizim için aracılık edecektir. Tabii. Yani direkt sadece Allah'a yalvarmak tabii. gerektiğini burada bir kez daha vurgulamış oluyor. Evet, sizin bu metin hakkında başka söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ya bu metin tabii çok önemli. Bu metin Newton'un kendi el yazmasıyla tespit edildi. Ve bu belge net biçimde hem üçlemeyi reddettiğini hem... Hı hı. Çünkü bazıları kıvırmaya çalışıyordu. Ya üçlemeyi reddederken işte aslında batıdaki üçlemeyi reddediyor, ortodoksların üçlemesine inanıyordu vesaire. Bu metin ortaya çıktıktan sonra batılı bütün bilim tarihçileri Newton'un net biçimde üçlemeyi reddediyor. Yeni mi bunun ortaya çıkması? Yani son dönemlerde. Yani bu metinin ortaya çıkması yeni aslında. Evet. 1900'lerde Keynes satın alıyor arşivini. Dağınık biçimde Newton'un el yazmaları ve incelenmiş değil. Hmm. O arşivle birlikte geliyor. Ama incelenmesi de gene çok uzun zamanlar kalıyor. 1990'larda bu yazıya geçiyor ve tam olarak anlaşılıyor. Bu metin inceleniyor. Çok çok yeni. Evet. Newton'un bütün yazıları tabii dijital ortama sokuldu. Şu anda araştırılabiliyor. Çok iyi anlaşıldı ama bu bir 30-40 yıl önceye dönersek bu kadar iyi değildi. Bu bir de genel açıklama diye bir metin var. Bu yayınlanmış bir metin mi hocam? Bu yayınlanmış bir metin. Bu nereden? Yani hangi eserinde? Genel açıklama Principia. Bu aslında en önemli eserin. Üç hareket yasası ve yer çekimi yasasını ortaya attığı kitapta. En önemli bilimsel eseri. Ve herkes hemfikir olacağı bir şey vardır. Bütün fizikçilerin. Biyologlar belki Darwin'i ön plana çıkarmaya çalışabilir ama bütün fizikçiler diyecektir ki en önemli bilimsel eser Principia'dır. Yani yeryüzüne bugüne kadar yazılmış en önemli bilimsel eser. Hmm. Einstein'ın bazı makaleleri var tamam ama bir bilimsel kitap olarak bu en önemli kitaptır diyeceklerdir. Onun sonu mu bu? Son bölümü bu onun son sözü. Son sözü. Tamam. Onun son sözünde neler söylediğini bir ara vereceğiz. Ondan sonra bu kısmı okuyacağız. Çünkü burada inanılmaz şeyler bizi bekliyor. Sevgili izleyicilerimize biraz meraklandırmış olalım. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Doktor Enis Doko konuğumuz ve bilim tarihi boyunca din-bilim ilişkisini masaya yatırıyoruz. Kendisinin eserlerinden bu konuyu incelemeye çalışıyoruz. Az evvel hocamızın dahi ve dindar Isaac Newton adlı küçük ama son derece etkili çalışmasından bölümler okuduk. Yine okumaya devam edeceğiz. Ve gördük ki aslında tarihin en büyük bilim adamlarından bir tanesi kabul edilen Isaac Newton aslında yaptığı şeylerden en önemli şey belki de Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri bir arada okumak. En azından kendisinin yaşadığı toplumda Allah'ın kitabı olan İncil'i hakkıyla okumak ve dolayısıyla oradan bir temel elde etmek. Zaten Maide suresinin 68. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ey ehli kitap Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz buyuruyor ve size indirilen kitabı. Yani sonuçta bir Hristiyanın da bugün Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlayabilmesi için, yine bir Yahudinin Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlayabilmesi için dahi Allah'ın indirdiği kendisinin elinde bulunan kitabı okuması lazım ki biz bunu tasdik konularını özellikle Fatih hocamızla yaptığımız programlarda defalarca dile getiriyoruz. Muhtemelen Isaac Newton da sağlam bir Kur'an nüshasıyla karşılaşmış olsaydı, yani kendisine açıklanma değildi ya da başka İslami kitaplar değildi, direkt Kur'an'la buluşsaydı herhalde o da bu aradaki bağlantıyı görebilecek idi. En azından bu okuduklarımızdan öyle görünüyor.
Çünkü söyledikleri şeyler aslında bir Müslümanın söyleyeceği şeyler. Yani bir Hristiyan da olsa, kendisine biz Hristiyan diyenlerden değil, Allah'ın dinine inanan Müslümanlardan bahsetmeliyiz aslında Kur'an öncesine baktığımız zaman. Ya da eline Kur'an geçmemiş bir insan açısından baktığımızda. Dolayısıyla samimi bir Müslümanın söylemesi gerekenleri, bir bilim adamı olarak da, bir dindar olarak da söylemesi gerekenleri Newton gayet açık bir şekilde yazmış. Belki bazı yerlerini hayati tehlikesinden dolayı biraz şifreli yazmaya çalışmış ama İncil'i bilen kişilerin bunu ortaya çıkardığında, nitekim siz bunları görmüşsünüz ve kitabınıza almışsınız, görüyoruz. Dolayısıyla Newton'un bu özelliğini biraz daha detaylandıralım hocam. Az evvel söylediğimiz ve Principia, tarihin en önemli bilimsel eseri kabul edilen kitabının son sözü olan genel açıklama bölümünde bunları görüyoruz. Bu da enteresan. Yani aslında Principia gibi aslında fizikle, işte çeşitli temel kanunlarla, yer çekimi kanunu vesaire gibi kanunlarla ilgili bir kitabın son sözünde tamamen Allah'ın birliğiyle ilgili bir bölüm yazıyorsunuz. Yani gerçekten de bu uzunca da bir bölüm. Yani çok kısa sayılmaz. Hı hı. Ve orada konu tamamen Allah'ın birliği üzerine, teslisin olamayacağı, Allah'ın özellikleri üzerine. Hatta Allah'ın özelliklerinin yaratılmış ayetlere bakılarak anlaşılacağı üzerine. Diyeyim ve ben size bırakayım sözü, buyurun. Hatta bu açıklama bölümüyle ilgili, yani bu Principia ile ilgili Bentley var, bir papaz İngiltere'de. Newton'un kitabını okur okumaz, ya ben bunu Allah'ın varlığını anlatmak için Newton'un yasalarını kullanmam lazım, yardım istiyor Newton'dan, bana bu konuda yardımcı ol. Mektuplaşıyorlar. Mektuplarında, ki inşallah Allah ikinci baskıyı nasip eder, son mektup da yer alacak kitapta. Mektupta Bentley'e diyor ki Newton, ben zaten bu kitabı yazarken amacım Allah'ın birliğini ve varlığını, kudretini vurgulamak. Newton yani diyor bunu, değil mi? Tabii Newton diyor bunu. Ya bu ilkeleri yazarken, burada yasaları yazarken buna çok dikkat ettim diyor ve bu gözle bilim yaptım diyor. Ve hiçbir şey beni bu uğurda, yani Allah'ın varlığını, büyüklüğünü, birliğini anlatmak için bu materyalin kullanılmasından daha çok mutlu edemez. Yani bugün bizim zihniyetimizde hani aman bilimi karıştırmayalım, bilimde hareketli Allah'ın varlığını anlatmayalım diyen bazı çevreler var. Sadece bizim değil, Batı'da tabii. Evet. Yani bizi derken genel olarak bizim modern toplumu kastediyorum. Bu Newton'u en çok rahatsız edecek şey. Çünkü tam tersini, aksini söylüyor Newton. Beni en çok mutlu edecek şey, bunu yazma sebebim de bu. Ve hayatta beni en çok mutlu edecek şey bu diyor. Yani böyle görmek, benim yasalarımın, benim kurduğum fiziğin Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini anlatmak için kullanılması. Nitekim riske de girmeyip bir böyle bir son söz yazıyor bunları vurgulayıp açığa koyacağı. Oradan birkaç bölüm okuyalım isterseniz hocam. Mesela şeyi anlatıyor, bu Burgaçlar bölümüydü bu kısım. Yine işte Dünya, Jüpiter, Satürn merkezli dairesel yörüngeler vesaire bahsettikten sonra kuyruklu yıldızlardan falan. İşte eksantrik yörüngelerde serbestçe göklerin her tarafında hareket ederler gibi dedikten sonra bu en zarif güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızlar sistemi zeki ve güçlü bir varlığın tasarımı ve egemenliği olmadan ortaya çıkamazdı sonucuna varıyor. Ve devamında, ve eğer sabit yıldızlarda benzer sistemlerin merkezleri iseler, onlar da benzeri bir tasarımla inşa edilmiş olacaklar ve birin egemenliğine tabi olacaklardır. Özellikle sabit yıldızların ışığı, güneşin ışığı ile aynı doğadan olduğu için ve bütün sistemler birbirine ışık gönderdiği için. Ve böylece sabit yıldızların sistemleri birbirlerine yer çekiminden dolayı düşmezler. Onları birbirlerinden çok büyük uzaklıklara yerleştirmiştir. Yani bizim şu anki, niye biz buna şaşırıyoruz? Aslında bu şaşılacak bir şey değil. Belki de Newton zamanında hiç kimse bunları okuduğu zaman şaşırmadı. Sadece güzel bir eser olarak algıladı. Ama bizim şaşırmamızın sebebi, bilim hiç böyle konuşmuyor artık. Evet. Yani bu sözler bilimin literatüründe yok. Çünkü şöyle bir algı oluşturuluyor. Bilim dinden tamamen ayrıdır. Allah varsa bile ve bir kitap indirdiyse bile onun indirdiğini iddia ettiğiniz kitapların içerisindedir o ayetler. Bunlar başka şeyler. Böyle bir takım algılar var. O yüzden biz bunları gördüğümüzde bir hayranlık duyuyoruz. Halbuki bu hayranlığımız garip karşılanmalı. Tabii. Aslında, değil mi hocam? Ve o dönemdeki yazılan çoğu bilimsel eserde bunlar var, yani şaşırılacak evet, bir şey yok. Newton'un optik kitabı var. Orada zaten bu programı yapmamızın sebebi bunun varlığını göstermek. İzahlar var. Tabii kopmuşuz. Oradan yüzyıllar geçmiş. Sekülerizmden sonra bundan kopmuşuz. İşte burada da çok güzel örnek. Yani bu paragrafta ne görürüz? Bir, uzaktaki yıldızların hepsinin ışığının aynı olmasından, aynı optik yasalarında olmasından, bak bütün bu yıldızları aynı o bir yaratmıştır, aynı ilah yaratmıştır. Hemen Allah'ın tevhidini buradan yollara çıkarak görüyor.
Allah'ın varlığını da görüyor. Bu sistemin güzelliğinden, hepsinin aynı düzlem üstünde yörüngeleri oturtulmasından. Hatta burada ilginç bir şey de söylüyor. Ben orayı size bıraktım. Buyurun hocam. Tabii biz hep Newton'da Tanrı... İncil'le bağlantılı, bağlantı kurması açısından da değinelim isterseniz. İncil'le bağlantı kuracağım ama burada enteresan bir şey daha var. Yaygın bir Newton'la ilgili bir inanış. Şöyle bir şey inanıyoruz biz de, dedim ya, bizim kitaplarımıza bile girmiş ders kitaplarına. Newton evreninde Tanrı bir saat gibi yapmış evreni ve hiçbir şekilde ona müdahale etmiyor. Evreniyle bir ilişkisi yok. Deist bir anlayış. Newton böyle değil. Aslında biz bunun Leibniz'le kapıştıkları bir mektuplaşmaları var. Orada açıkça da söylüyor. Allah, bu evren Allah'ın krallığıdır. İstediği zaman müdahale eder. İsterse, yani mucize olabilir ama ancak Allah yapabilir. İstediği zaman kendi yasalarını kaldırabilir. Hani bunda şaşırtıcı bir şey yok. Burada mutlak dediğim bir şey var. Mutlak hakimiyet sahibi yani, o anlamda. Niye yıldızlar birbirine düşmez diye bir soru soruyor. Aslında bu sorunun sebebi şu. Evrende Newton'un yerçekim yasalarına göre her şey birbirini çekiyor. Her şey birbirini çekiyorsa her şeyin bir noktada toplanması, evet, gerekir. Yaklaşması gerekir. Yaklaşması ve toplanması gerekir. Bugün evren genişlediği için bunun olmadığını biliyoruz ama o dönemde bunun anlaşılamıyor. Garip bir şey. Newton'un açıklaması, Allah çok uzağa yerleştirmiştir ve engel oluyor bunların birbirine çökmesine. Bizzat evrene müdahale ederek bunları bu şekilde tutuyor. Hı. Allah müdahale etmeseydi, Allah evreni bu şekilde yaratmasaydı bu denge bozulacak ve evren kısa süre içinde çöküp yok olacaktı. Yani Allah'ın egemenliğine bir şey olarak da buluyor oradan. O yasalardan harekette bir yol da buluyor. Devamında diyor ki, o her şeye hükmeder sadece dünya ruhu olarak değil fakat her şeyin Rabbi olarak ve hakimiyeti yüzünden o Rab Tanrı Pantokrator, yani evrensel yönetici olarak isimlendirilir. Evet. Bu kelimeyi kullanmasının bir önemi var değil mi hocam? Bir manası var. Tabii. Şimdi Pantokrator normalde İsa'nın bir sıfatı olarak geçer Hristiyanlık literatüründe. Hı hı. Ona atfedilen bir sıfattır. Halbuki İncil'de Baba ile ilgili kullanılır. Yani İncil'de de aslında İsa'ya atfen kullanılmıyor. Atfen kullanılmaz. Hı. Babaya atfen kullanılır. Burada onu vurguluyor. Onu vurguluyor. Hı. Yani bu evreni yaratan Pantokrator. Bir, o babadır zaten. Anladım. Yani buradan işte o mesajını da bıyık altından diyelim. Tabii. Vermiş oluyor. Evet, yani buradan mesela şöyle bir alıntı daha yapabiliriz. Tanrı birdir ve her zaman ve her yerde aynı Tanrı'dır. O her yerde ve her zamanda sadece sanal olarak değil, aynı zamanda öz olarak var olandır. Zira etki özü gerektir. Yani her an etki eder, evet. Yarattığı aleme demek istiyor herhalde, değil mi tabii hocam? Burada çok önemli bir şey diyor. Buyurun. Her yerdedir diyor. Evet. Her zamandır diyor. Şimdi diyeceksiniz ki tabii bunda ne gariplik var ki bu iddiada. İncil'de üçlemenin diğer ikisi kutsal İsa'yla İsa yok. Bunlar mekanda belli bir yer kaplamışlar. Evet. Mekanda belli bir yerde olmuşlar. Hmm. Newton aslında burada vurgulamaya çalıştığı gene önemli bir nokta. Bir şey her Tanrı'ysa yerdedir, her zaman her yerde. Her olmalı. Yerdedir, etkindir. Öyle belli bir yerde mesela atıyorum şeyde yürüyemez. İsrail'de, Filistin'de yürüyemez. Aslında tam da belki de hocam, yani buradan şeyleri hep aklımıza Kur'an ayetleri geliyor aslında bunları söylediğinizde veya işte Newton'dan okuduğumuzda. Çünkü Allah Resulullah'la ilgili, Nebimizle ilgili söylemlerde de işte onun elçiliğiyle ilgili çarşı pazarda dolaşan, yemek yiyen, sizin gibi bir beşer ol diye vurguluyor. Yani aslında bu söylenmeye çalışılıyor. Evet. İnsanın bu yanı söylenmeye, evet, çalışılıyor. Ya bu kutsal ruh da öyledir. Yani onlar da kutsal ruh hareket eder mesela. Bunlar yani tabii Newton'un burada yaptığı vurgu, o dediğiniz gibi gerçek bir Allah. Zaman, mekan her yerindedir. Yani öyle belli bir yerde bulamazsınız onu. Bu vurgu aslında özellikle onlara eleştirmek için ve onun üstünde düşündürmek için konulmuş bir vurgu. Yine başka bir bölümde biz onu sadece özellikleri ve sıfatları ve cisimlerin en mükemmel yapıları ve onların nihai nedenleriyle biliriz. Ve mükemmelliklerinden dolayı ona gıpta ederiz. Fakat biz ona hakimiyeti yüzünden saygı duyarız ve taparız. Zira biz ona kullar gibi taparız ve hakimiyeti, takdir-i ilahisi ve nihai nedenleri olmayan Tanrı, kader ve doğadan başka bir şey değildir. Her zaman ve her yerde aynı olan kör metafiziksel mecburiyetten cisimlerin hiçbir değişimi doğamaz. Diyor. Bu da güzel, yani bugünkü özellikle naturalistler için güzel bir vurgu belki. Yaratılan cisimler arasındaki tüm çeşitlilik, hepsinin yeri ve zamanı ancak mecburi olarak var olan bir varlığın iradesi ve düşüncesi sonucu ortaya çıkmış olabilir diye devam ediyor. Artık hepsini okumayayım, izleyicilerimiz de nasıl olsa okuyacaklardır. Kitapta sizin bu konularla ilgili, yani bu bölümle ilgili açıklamalarınız ve
aslında İncil'deki hangi bölümlere vurgu yaptığı, işte o dedik ya hafif üzeri kapalı söylediği yerleri siz açıyorsunuz üzerlerini ve onları vurguluyorsunuz. Yani çok ince İncil'deki pasajlara atıflar var. Yani bu yaptığı analojileri bir taraftan kendi söylüyormuş gibi söylüyor ama aslında İncil'i bilen biri bunun İncil'de geçtiğini fark edecektir ve onun üstüne düşünecektir gibi görüyor. Yani aslında üçlemeye karşı getirdiği itirazlar kendisi düşünerek sırf bulduğu değil, İncil'de var olan zaten itirazlar. Yani Tanrı'nın işte mekanda hareket edemeyeceği vesaire, bunların hepsi İncil pasajlarında olanları aslında açığa çıkarıyor. Zaten işte indirilmiş ayetlerle yaratılmış ayetleri bir arada okumak da bu. O yüzden işte mesela hemen sevgili izleyicilerimiz, bizi sıkı takip edenler, Fussilet suresinin 53. ayetini hatırlayacaklardır. Onlara hem kendi içlerinde hem çevrelerindeki ayetlerimizi öyle göstereceğiz ki bunun gerçek olduğu, yani Kur'an'ın gerçek olduğu tebeyyün etsin, ortaya çıksın diye. İşte burada da İncil açısından bir benzerini Newton üzerinden örneklendirmiş oluyoruz ki bir bilim adamı üzerinden. Hocam bir de gerçek dinin kısa bir planı diye bir yazısı var. Bu hangi yazısı? Bu ne zaman? Yani basılıyor mu? Nasıl? Nedir bunun özelliği? Bu da basılmış bir yazı değil. Yani basılmış bir yazı değil. Sonradan ortaya çıkarılmış bir metin mi? Tabii bu da sonradan. Bu basılmamalarının sebebi de herhalde yine o günkü kaygılardan dolayı mı? Yani işte bu tesisi olan vurgularından. Newton kendi yaşadığı dönemde hiçbir dini metnini basmıyor. Yani sadece bilimsel eserlerini basıyor. Aslında ölüme doğru basma isteği var ama ömrü yetmiyor. Gönderip fikir alıyor arkadaşlarından, işte mesela özellikle John Locke'dan birkaç sevdiği isim var etrafında. Kendisi gibi üçlemeyi reddeden, kendisiyle beraber benzer düşünen. Basmak istiyor ama ömrü yetmiyor. O ölümünden sonra iki tane dini kitabı basılıyor. Ama metinlerinin çoğu basılmadan kalıyor. Bir de o dönemin tabii insanları pragmatik yaklaşıyorlar Newton'un metinlerine. Newton bir bilim adamı gibi bilinip bir ilahiyatçı gibi bilinmediği için ya bakıyorlar ilahiyat mı yazmış, bunu kenara atıyorlar, incelemiyorlar ve bunlar sadece böyle dokümanlar devamlı satılıyor oradan oraya, dağılıyor hatta dünyaya. Keynes tabii bir Newton hayranı olduğu için satın almak istiyor şeylerini, yazılarını. Çok da ucuz genellikle fiyatlara satın alıyor. İncelendiğinde zaten şok oluyor. Onun zihniyetinde hiç bir deist olarak düşünüyor. Bir inceliyor ya, çoğunlukla ilahiyat yazmış. Bugün dijital ortama çevrildi çoğu Newton'un metinleri. İnternette de bulmak mümkün. Genellikle dini konularda yazıyor ve inanılmaz yani dikkatli İncil analizleri var. Hatta hocam ateizm hakkında yazmış. Mesela bu gerçek dinin kısa bir planı yazısında ateizm hakkında bölümü var. Öyle bir bölüm var. Orada şöyle diyor. İlkinin karşıtı beyan olarak ateizm, yani daha önce de bir beyanı var, ona söylüyor, ondan bahsediyor. Pratik olaraksa putperestliktir. Ateizm insanlık için o kadar anlamsız ve iğrençtir ki hiçbir zaman fazla savunucusu olmamıştır. Yani bunu söyleyen Newton. Herhalde bunu hiç ateistler böyle bir şey söylediğini bilmiyorlardır. Bilmiyorlar. Evet. Bu metinle ilgili de çok tepki aldım. İnsanlar kitabı okuyup ya nasıl böyle bir şey yazdın diye ısrarla Newton'un yazdığını da anlamak istemiyorlar. Newton'a konduramıyorlar böyle bir cümle. Yazsa sen yazmışsın diyorlar. Ya Newton yazmış. Devam ediyor, diyor ki bütün kuşların, hayvanların ve insanların sağ ve sol taraflarının aynı olması, yani simetriden bahsediyor. Ve sadece iki gözlerinin olması ve yüzlerinin iki tarafında başka göz olmaması, kafalarının iki tarafında sadece iki kulak olması ve burunlarında sadece iki delik olması, göz arasında başka hiçbir deliğin olmaması ve burnun altında bir ağız olması ve iki ön ayak ve iki kanat veya omuzlarında iki el olması ve bir kalçanın biri bir tarafında, diğeri diğer tarafında iki ayak olması ve daha fazla olmaması tesadüfen olabilir mi? Diye gayet güzel güzel cümleler var. Daha devam ediyor. Kör şans ışığın var olduğunu ve onun kırılmasını biliyor muydu? Ve bütün varlıkların gözlerini bunu garip bir biçimde kullanacak şekilde mi düzenledi? Diye güzel bölümler var. Yani bunları okumak tabii çok keyifli, zevkli. O yüzden ben biraz da bu keyfi sizin kitabınızdan okuyacak olanlara bırakayım. Ve hemen arkasından da kitabınızda sizin bir son söz bölümünüz var. Ben orada özellikle programımızın da son bölümünde isterseniz sanırım bir ara daha vereceğiz herhalde rejimiz. Evet, bir ara vereceğiz. O son bölümde hocam kusura bakmayın burada biraz ben fazla şey yaptım ama sözü size bırakacağım.
bu naturalist felsefeyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü bugüne biraz bugüne getirelim artık olayı. Yani Newton'un bu kısmını gördük. Bugün de bilim adamları işte Richard Dawkins gibi vesaire gibi bir takım bilim adamları dine ihtiyaç olmadığını başta da konuştuk. Allah vurgusunun bir uydurma olduğunu, insanların uydurduğu bir şey olduğunu, her şeyin kendiliğinden belli bir süreç içerisinde ortaya çıktığını, bunun mümkün olabileceğini söylüyorlar. Naturalist felsefede tabii yanlış anlaşılmalar da var. Bazı kişiler naturalizm deyince farklı bir şey anlıyorlar. O ayarı da yapalım, o düzeltmeyi de yapalım isterseniz. Bu konuya girelim ve öyle de veda ederiz izleyicilerimize. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler'de son bölümdeyiz bu akşam sevgili izleyiciler. Son düzlükteyiz diyelim. Sevgili hocamız Doktor Enis Doko'yla birlikte bilim-din ilişkisini konuşuyoruz. Tarih boyunca nasıl gelişti, günümüzde nasıl? Newton üzerinden bilimin o dönemlerdeki dine bakışını en azından bu şekilde, bu derecede önemli bilim adamları bakımından görmüş ve öğrenmiş olduk ve bir takım algıları da herhalde yıkmışızdır ya da değiştirmiş ya da en azından sarsalamışızdır diyelim. Biz değil de gerçi Newton. Hocam peki yavaş yavaş günümüze gelelim istiyorum. Buyurun sözü size bırakayım. Günümüze son bir Newton'un mesajını vererek alalım geleyim. Newton'un o da mesajı. Günümüz için aslında bir mesaj. Şimdi bugünkü toplumda şöyle bir izah var genelde. İşte ben çok iyi bir insanım. Topluma yardım ediyorum, işte fakirlere yardım ediyorum, iyilikler yapıyorum. Ben niye ibadet yapmak zorundayım? Yani bunları yapan bir ateist olup da bunları yapıp da ben cennete gidemez miyim? Yani niye din benden illa Allah'a karşı da ibadet yapmamı istiyor? Ya da bu ateistleri ne yapacağız? Veya ben işte diyelim ki şirk koşuyorum ama o kadar iyi insanım, devamlı yardım ediyorum. Benim durumum ne olacak? Şimdi Newton'un güzel bir tespiti var ve hep bunu devamlı olarak vurguluyor. İnsanın iki tane ahlaki sorumluluğu var olarak görüyor Newton. Birincisi topluma karşı olan ahlaki sorumluluğumuz. Ama diyor bir de Allah'a karşı ahlaki sorumluluğumuz var. Yani sadece topluma karşı değil, Allah'a karşı olan ahlaki sorumluluğumuz da çok daha önemli. Yani onu ihmal edersek biz iyi bir insan olduğumuzu iddia edemeyiz. Neden? Şöyle basit bir analoji verelim. Bir insanın bize işte diyelim ki 10 milyon dolar para verdiğini düşünelim. Bize veriyor, diyor ki işte sen bu 10 milyon dolardan diyelim ki 100 bin dolarla şunu yapacaksın, diğer 100 bin dolarla şunu yapacaksın, gerisi sende kalsın. İstediğin gibi yönetebilirsin o parayı. Yani sahip olduğun bütün maddiyatı bu adam veriyor. Benim bu adama karşı parasını onun istediği gibi harcamam noktasında ahlaki bir yükümlülüğüm yok mu? Var. Var. Yerine getirmem lazım. Aksi halde hırsız olurum. Tabii. Şimdi bir düşün, Allah bizim her şeyimizi vermiş değil, sahip olduğumuz parayı, malı, işte organlarımızı, görmeyi, renkleri, yani ne varsa Allah vermiş. Allahsız hiçbir şey yok elimizde. Benim onun isteklerini yerine getirme gibi bir yükümlülüğüm yok mu ahlaki olarak? Var. Birinci sırada olması. İşte Newton'a göre de bu birinci sırada, çünkü her şeyi vermiş. Ya zaten fakire yardım ederken de kendi paramdan, kendi sahip olduğum şeyden yapmıyorum ki. Onu da Allah bana vermiş. Yani o 10 milyon dolar içerisinden dağıtıyorum. Dolayısıyla o İyiliklerde de Allah'ın aslında en temelde imzası var. Şimdi en önemli sorun bu, dediğim gibi model toplumun bunu unutması ya da önemsememesi. Halbuki en önemli, yani tamam topluma iyilik çok önemli. O yükümlülüğümüz de önemli ama Allah'a karşı olan yükümlülüklerimiz, ibadetlerimiz bundan da önemli. Yani bu topluma olan yükümlülükler, sorumlulukları biz bilim içerisine koyarsak, diğerinde din içerisine koyarsak, Newton şunu mu demiş oluyor? Dini görevlerimiz yapacağımız bilimsel çalışmalarımızdan da önce gelir. Tabii mutlaka. Mutlaka, yani en önemli şey şirkten kaçıp ve Allah'a ibadet etmek yani. Anladım. İşte bütün bunları, yani Newton'un bunu da söylediğini gördüğümüze, sizden öğrendiğimize göre ben sevgili izleyicilerimizden şimdi Fatır Suresi'nin programımızın başında verdiğimiz 27-30. Ayetleri vardı. Oraya bu gözle, yani aslında dini görevlerimiz ve bilim ve doğayı inceleme görevleri, bu ayetleri o bilgiyle bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum. Ve bir rica olarak da belki söylemiş olayım. İnşallah bunu da bir ödev gibi vermiş olalım inşallah. Şimdi hocam, son olarak bugüne gelelim dedik. Sizin bu söyleminizle de bugüne getirmiş olduk sözü. Bugün durum ne? Gerçi içler acısı olduğunu daha önce biliyoruz, konuştuk ama hem
bilim dünyası bakımından hem dini açıdan hem felsefi açıdan hiç de doğru bir yerde olmadığımız aşikar. Nasıl bir yerdeyiz ya da bilim dünyası en azından nasıl bir yerde? Bu naturalist felsefe dediğimiz şey nedir? Nasıl biliniyor? Gerçekten bilindiği gibi mi? Öyle her şey çözülüyor mu? Gibi sorularımı ben böyle boca etmiş olayım ve sözü size bırakayım. Buyurun. Şimdi tabii bir bilim açısından yönünü alırsak, işte din bilimin ben çatışmadıklarını, hatta uyumlu olduklarını düşünüyorum. Tabii bu konuda söyleyecek çok şey çok var. Onu tabii kısa bir süreye sığdırmak mümkün değil. Tabii o başlı başına bir program konusu ki biz Caner hocamızla böyle bir bölüm yaptık. Başka hocalarımızla yaptık. İnşallah sizin de yapacağız. İnşallah. Buyurun. Ama şu önemli bir tespit olarak baştan koymak lazım. Bugün bir ideoloji olan, yani aslında felsefi bir pozisyon olan doğalcılık, naturalizm diyor kimi. Aslında bu materyalizm olarak da biliniyor solcu çevreler içerisinde. Bu bilime giydirilmeye çalışılıyor. Hatta giydiriliyor bir gömlek olarak. Bu nedir? Bu doğa dışı bir gerçeklik olmadığını, var olan her şeyin uzay zamanda gördüğümüz nesnelerden ibaret olduğunu düşünen felsefi pozisyon. Şimdi Allah-u Teala da uzay zaman içerisindeki bir nesne olmadığı için ya da en azından doğaüstü olduğu için otomatikman tabii ateist bir kalıyor. Pozisyon, devre dışı kalıyor. Bilimin böyle yapılması gerektiğini, hatta bilimin bunu gösterdiğini iddia eden bir ideoloji. Şimdi bunu hemen ortaya koymak lazım ki bilimin kendisinin böyle bir sonucu yok bize gösterdiği. Yani doğa dışı bir gerçeklik yoktur diye bilimin kendisinden çıkmaz. Peki bilim gerçekten sadece doğayı mı incelemekle yükümlüdür sorusunu sorarsak, bana göre bu da tam doğru bir tespit değil. Çünkü bilim deneysel metotlarla evet evreni anlamaya çalışıyor. Bu evren içerisinde doğaüstü, zaten bu doğaüstü doğa ayrımı da yapay bir ayrım. Varsa orada bir şey, o vardır yani ve onu biz deneysel tespit doğaüstü edebiliyorsak. Doğaüstü olduğunu söyleyen biziz yani. Biziz. Yani orada varsa ve bu bir şekilde bir deneysel sonuç bırakıyorsa bilim bunu inceleyebilir. İncelemek zorunda, evet. Ve incelemek zorundadır. Aa ben bunu doğaüstü biliyorum, bilim incelemiyor demek bilimin alanını sınırlamaktır. Ve tarih boyunca bu yapılmıştır, çok yapılmıştır. Mesela basit bir örnek vereceğim, şaşıracaksınız. Atom. Bugün en temel bilimden bir örnek ver deseniz atom kuramı deriz. Evet. Ya 20. yüzyıla kadar bilimde ciddi atoma karşı bir tepki vardı. Bir kısmı bilimsel olmadığını söylüyor. Tabii bilimsel olmadı, metafizik bir kavram diyorlardı. Bilime sokmayalım atomu. Gözle görülmeyen bir şey diyorsunuz. Metafizik bir kavram. Ernst Mach gibi fizikçiler inanılmaz derecede karşı çıktılar buna. Pozitivistler inanılmaz derecede karşı çıktılar. Gözle görülemeyen bir şey sen bilimin temeline yerleştiriyorsun diyorlar. Bu metafizik bir kavram diyorlardı. Sonra kuantum. O da öyle. O da mesela işte ona büyük bir tepki niye? İşte determinist değil. Yani determinist değil ne demek? Kuantum öncesi fizikte biz denklemleri çözdüğümüzde geleceği %100 öngörebiliyorduk. Kuantum mekaniğinde bunu yapmanız mümkün değil. Olasılık verebilirsiniz. Hmm. Yani işte olası %50 mesela ben bu bardağı kaldıracağım veya kaldırmayacağım gibi bir sonuç çıkıyor denklemden diyelim. Bu böyle bilim olamaz, bilim determinist olmak zorundadır diye ciddi bir şey vardı. Baskı vardı. Hatta Einstein bile bu görüşteydi. Kabul etmiyordu. Bugün fizikçiler rahatlıkla bunu kabul ettiler. Bunu bu şekilde sert davranmak, sınırlamak olacaktı bilim. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teknolojide en önemli teori şu anda kuantum teorisi. Bizim akıllı telefonlar, yarı iletkenler her şey bununla yapılıyor. Buradaki teoriler sayesinde. Bir başka sınırlama. İşte büyük patlama kuramı, evrenin zamanda başlangıcı olduğunu gösteren kuram. Ya bu metafizik bir kavram. Bak doğa dışına gidiyoruz. Niye? Evrenin olmadığı bir zaman vardı diyorsun. Demek ki evrenin nedeni doğa dışı bir şey. Allah demeye getiriyorsun. Bu kabul edilemez diyen ciddi bir kesim vardı bilim içerisinde. Hatta kahrolsun Big Bang diye Nature'da yazı yazıldı yani. Bu kabul edilemez bilim dışıdır diye. Nature gibi önemli bir dergi. Tabii önemli bir. Ne oldu bugün? Kozmologların %99'u bugün Big Bang'i tartışmasız standart model olarak görür. Yani bizim bilime nasıl davranması gerektiğiyle ilgili getirdiğimiz sınırlamalar hep bela oldu. Bunu yapmamamız lazım. Bilimin tek metodu deneysel olmasıdır. Deneysel verilerle işler. Bu deneysel veriler yeri geldiğinde doğaüstü bir fenomeni incelemede de kullanılabilir. Burada bir sınırlama i̇şte dediğimiz olamaz. Gibi, o doğaüstü dediğimiz biz onu öyle tanımlıyoruz. Zaten o belki de değil. Tabii yani doğaüstü, doğaüstü dediğimiz ne demek yani? Bizim tanımlamamız yani evren içerisinde her şey Allah'ın yarattı. Hani arada bir fark yoktur. Ha bu bardak doğal ama işte Allah'ın yarattığı falanca şey doğal değil. Böyle bir şey yok. Yani evet. Her şey Allah'ın yasaları içerisinde çalışıyor. Her şey. Kaldı ki bilimin deneye dayalı olduğunu söylediniz. Yani öyle de zaten. Bu Allah'ın da emri.
Yani tabii. Yarattığı ayetlerin okunması ama indirdiği ayetlerle birlikte okunması bir emir. Yani böyle yapılması gerekiyor. Bilim denilen şey zaten ayet okuma. Yani bir farklı bir tür ayeti okuma olarak algılanması gerekir belki de. Yani zaten öyle olduğu söyleniyor Rabbimiz tarafından da tabii bilim dünyası bunu kabul etmiyor. Yani bilim dünyası için de belli bir grup belli tabii. Bir grup diyelim. Yani. Kabul etme geçmişte böyle. Hocam bu grup böyle şey mi? Yani hakim ve gerçekten böyle büyük kitleler olacak yoksa bugün de bilim dünyası içerisinde mesela işte örneğini gördüğümüz, tarihten örneğini gördüğümüz Newton gibi insanlar mevcut mu? Var mı böyle verebileceğiniz örnekler? Tabii yani bilim dünyası içerisinde dindar bilim adamları da var. Dinle etkilenip bilimle uğraşan bilim adamları. Müslüman Abdüsselam var. Nobel ödülü alan. Hatta biliyorsunuz Nobel ödülü töreninde Kur'an ayeti okuyor. Evet, evet. Bu bir örnek. Ama tabii İslam dünyası ne yazık bilimde biz uzak kaldığımız için zaten çok örnek bulmamız mümkün değil. Ama Hristiyanlar içerisinde gene ciddi örnekler bulunabilir. Yani papalık mesela hala orada kendi gözlem evleri var. Orada çalışan papaz bilim adamları var. Hala o geleneği devam ettiriyorlar. Yani dindar olup da din içerisinde bilim yapan insanlar hala var tabii. Ama genel kültür, üniversitelere yayılan, eğitim kurumlarına yayılan kültür bunların ayrı olduğu ve bilimin sanki böyle doğa dışında bir gerçeklik yokmuş gibi çalışması gerektiği, böyle çalıştığı hatta yönünde bir varsayım var. Ama hiçbir ciddi bilim felsefecisi, tabii istisnaları var ama böyle düşünmüyor. Yani doğalcılığın bilimden çıktığı, doğa dışı bir gerçeklik olduğunu bilimle varsaymamız gerektiğini iddia eden pek yok yani. Bu istisnai adamlar var ama bunlar genelde bilim adamları oluyorlar ve konu üstüne çok düşünmemiş olanlar oluyorlar. Ya biraz daha kendi konusuna kapalı kişiler. Yani kendi biraz farklı yönlerini pek hesaba katmamış kişiler herhalde. Buradan bizim de tabii çıkarmamız gereken bir ders var İslam alemi olarak. Katolikler, papalık eleştiriyoruz işte. Bir bilimsel kurumlar kurup bunları hala destekliyorsa bu alanlarda çalışmalar yapıyorsa biz Müslümanlar niye bunu yapmıyoruz sorusunu da sormamız lazım. Yani geçmişte bizim dini kurumlarımız, dini yapılarımız bilimsel araştırmaları destekliyordu. Bunlara ortam sağlıyordu. Bugün de sembolik dahi olsa ben Diyanet İşleri Başkanlığı olur veya bir şekilde dini kurumların bilimle ilgilenmeleri, bilimsel bir grubu desteklemeleri veya içerisinde bulundurmaları gerektiği kanaatindeyim. Ya bu bağı artık kurmaya başlamamız lazım. Bu Kur'an'da var bu bağ. Ama biz insanlar olarak ne yazık ki, Müslümanlar olarak ne yazık ki bunu terk ettik. Ve slogan olarak kalıyor. Ya slogan olarak herkes diyor dinle bilim uyumludur. Bunu slogan olmaktan bir adım öteye çıkıp gerçekten birlikte okumayı, Kur'an'la dua ayetlerini birlikte okumayı, birlikte incelemeyi. Yeri geldiği zaman bilimsel bir toplantıda ya bilim bu konuda ne diyor? Bir bilim adamlarına da danışalım. Doğa ayetleri bu konuda ne diyor sorusu. Ama hocam orada daha tam tersi de olmalı. Yani şimdi mesela şimdi mesela atıyorum güneş sistemiyle veya işte Mars'la ilgili bir bilimsel makalede veya dediğiniz gibi sempozyumda, toplantıda niçin tabii bir ki ayet okunaması? Tabii yani ki, tabii ki, tabii neden ki dipnota bile Kur'an'dan bir bölüm referans olarak gösterilemesin? Yani siz bunu yaptığınız zaman bugün bilim dünyasında ciddiye alınmıyorsunuz. Yani biz bunu tanıdığımız, bildiğimiz hocalarımızdan duyuyoruz, görüyoruz. Yani Müslüman, dindar, burada konuk ettiğimiz hocalarımız bile işte bir tıp alanında, bir modern şey veya işte pozitif bilimlerde dediğimiz bilim dallarında çalışanlar yaptıkları çalışmalarda kendi görüşlerini desteklemesine ve istemelerine rağmen ciddiye alınmayacağı için ayetleri yazamadıklarını kendileri söylüyorlar. Doğru. Yani böyle bir yapı var, böyle bir karşı duruş var. Doğru. Tabii bunu kırmamız daha zor gibi geldiği için diğer tarafı söylemiştim. İşte bu daha zor. Yani bilim oradaki duvar daha büyük bir kalın duvar. Bunu kırmamız için önce bilim camiasına girmemiz gerekiyor. Ne yazık ki oraya giremediğimiz için ondan diyorum bari önce kendi aramızı alalım. Biz bir bilimde ilerlemeye başlayalım, bilime önem vermeye başlayalım. Bu zaten zaman içerisinde inşallah değişecektir. Çünkü ya biz biraz Batı'nın kurallarına göre oynuyoruz hocam. Ben doğru orada biraz öyle düşünüyorum. Yani elbette dediğiniz gibi biz de bilimin içerisine girememişiz falan ama yine bakıyoruz bazı yerlerde başarılı bilim adamları da çıkartıyoruz. Başarılı araştırmacılar, başarılı işte doktorlar, mutlaka mühendisler vesaireler. Bunlar yurt dışında çeşitli icatlar, keşifler yapıyorlar. Görüyoruz, duyuyoruz, haberlerden biliyoruz, tanıyoruz belki. İşte Nobel alan mesela bir son dönemde kimyacı hocamız var. Yani ama bunlar, orada belki bir takım bilimsel olarak bir şeyleri belirliyoruz ama o belirlediğimiz şeylerin içerisine
hiçbir zaman bir ayeti katmayı düşünemiyoruz bile. Çünkü onların kurallarına göre oynuyoruz. Kurallar batıda konmuş, oradan bize kuralıyla beraber gelmiş. Doğru, bu da doğru biraz, bir tespit. Biraz öyle gibi görünüyor. Doğru bir tespit. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı son olarak bu şeyde? Programımızı yavaş yavaş sonlandırıyorum. Ben bir bölüm daha okuyacağım, sizin yazdığınız bir bölüm. Tamam, okuyalım. Şöyle demişsiniz. Bilim ve din arasında bir çatışma var mıdır bölümünde? Newton'un da tüm hayatı boyunca savunduğu gibi samimi bir dindar için Tanrı'nın eseri olan doğa ile Tanrı kökenli olduğuna inandığı inanç arasında bir çelişki olmamalıdır. Hatta Newton'un da açık bir biçimde ifade ettiği gibi Tanrı'nın ikinci kitabıdır. Doğa Tanrı'nın ikinci kitabıdır ve bilinçli bir dindarın doğa yasaları ve bilimi görmezden gelmesi mümkün değildir. İşte programımızın başında İbrahim Aleyhisselam'ın doğa ayetlerini okuyarak toplumuna verdiği mesajı o yüzden o ayetleri koyduk. Yani bu bölümden dolayı. Yani gerçekten de arada bir çelişki var ise ya siz doğa ayetlerini yanlış okuyorsunuz ya da elinizdeki kitap Allah'ın kitabı değil. Yani sonuçta bir kitabın Allah'tan olup olmadığının testini de biz zaten doğa tabii ayetlerinden ki yapmak zorundayız. Ve bu testi yapmak zorundayız aynı tabii zamanda. Tabii ki. Bu bize Kur'an'ın da bir emri. Diyerek son sözleri size bırakayım. Şimdi burada bir ekleme yapmak istiyorum. Bunu her yani bizim İslami camianın önemli bir entelektüel kesiminde, önemli bir kesiminde şöyle bir bilim algısı var. Bilim dediğin şey değişken. İşte toplumdan topluma göre değişmiş geçmişte, işte gelecekte de değişecek. Bilim güvenilecek bir şey değil. Kalkıp ben Kur'an'ı dua ayetleriyle okursam, işte duaya bakıp okursam hata yaparım. Çünkü bu değişecek. Yarın öbür gün farklı hale gelecek. Benim okumam da değişmek zorunda kalacak. Hı hı. Bu çeşitli çevrelerden yapılan bir vurgu. İşte tarihselci okuma yapanlar da bunu söylüyorlar. Entelektüel başka İslami camiada da söyleyenler var. Şimdi burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bu ayrım hep yapılmıyor. Nedir bu önemli ayrım? Bir, bilimsel teoriler vardır. Bir de gözlemler vardır. Bunlar arasında ilişki vardır tabii ama nedir bilimsel gözlem? Benim bizatihi defalarca gözlemleyip bulduğum bir olgu. Mesela örnek, denizlerin altının karanlık oldu. Bu bir teori değil. İnmişiz, görmüşüz. Yani deneyle sabit. Sabit, yani doğrulanmış. Doğrulama da var yanlışlama kadar. Bu yanlışlanacak diye bir şey yok. Bu yanlışlanmayacak. Gösterildi. Dünyanın yuvarlak olması gibi. Yani gün gelecek de dünya düz olduğunu anlayacağız, böyle bir şey yok. Dünyanın yuvarlak olduğu gözlemsel tespit edildi. Bu bir gözlemdir. Bu değişmeyecek. Ha dünya niye yuvarlak? Denizlerin altı niye karanlık? Bununla ilgili teori geliştirirsin. Bu teori değişir. Teoriler değişebilir ama gözlemler değişmez. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen fenomenler, işte mesela denizlerin altının karanlık olmasını bilinçli şekilde verdi mesela. Bundan bahsediliyor. Bu bir gözlem. Bir teori değil ki. Bu gözlem varken, Kur'an'da da bu geçiyorken bunun arasında nasıl bağ kurmayalım? Evet. Yani bağ kurmamak hatta. Mesela evrenin genişlemesi bir teori değil. Büyük patlama kuran bir teori, evet. Ama evrenin genişlemesi bir gözlem. Genişlediğini görüyoruz. Yarın büyük patlama belki kuramı değiştir, başka kuram gelir. Başka bir açıklama gelir evrenin niye genişlediğini. Genişlemesine dair, evet. Ama evrenin genişlemesi orada kalacak yani. Ve dikkat edin, bilimde bir şeyin doğrulanması birkaç yönden yapılır. Yani sadece bir delil verilmez. 5-10 delil verilir ve bir sürü yönden bu tespit edilir. Dünyanın yuvarlak olduğunu resimle tespit edersin. Dünyanın etrafında dolanıp tespit edersin. Hesapla tespit edersin. Yani tespit etme yöntemleri inanılmaz derecede çoktur. Uçakla uçarsın, gemiyle dönersin, tespit edersin. Denizden altını da keza öyle yani. Fotometre koyarsın, fotonları ölçersin veya gidersin kendin gözle görürsün, kamera gönderirsin. Yani bunlar... Kimse mesela Ay'a gittik, toprağı aldık, Ay bir gün gelecek de ışık kaynağı olduğu ortaya çıkacak. Çıkmaz, gittik gördük ya, ayak bastık. Evet. Kur'an ışık kaynağı olmadığını söylüyorsa ne yapalım yani şimdi biz? Arada biz bir bağlantı kurmayalım. Kurmayalım mı yani, ne yapalım? Dolayısıyla yani bu hataya düşmeyelim. Bilimsel teoriler elbette ki yanlışlanabilir. Bilim elbette ki hata yapar. Kur'an ayetleri yorumunda da biz hata yapıyoruz. İşte az evvel gördük, atomu kabul etmeyen bilim şimdi kuantum fiziğine şey yapmış vaziyette. Evet. Hata yapar bilim, biz de hata yaparız, ilahiyatçılar da hata yapar. Tabii, ama elbette. Doğru olan oturmuş bir gözlemi de artık görmeyelim. Yani bu değişecek, dünya yuvarlak olmadı, dönem mi olacak diyelim. Yani bundan İslam ümmeti olarak bizim artık fark etmemiz lazım. Bu ayrımı yapmamız lazım. Teori burada, bilimsel gözlemler burada. Gözlemler değişmez, oradadır. Ve Kur'an'la burada bir bağ varsa bu bağı görelim yani. Yani aynen, biz görmek istemesek de orada o bağ orada. Zaten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah başka vesilelerle, başka konularda yine birlikte olmayı çok isteriz.
sizleri burada ağırlamayı isteriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün Doktor Enis Doko ile birlikteydik. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum ve kitabını mutlaka okumanız gerektiğinde bir kez daha söyleyeyim. Aynı zamanda En'am suresinin 76-80 ve Fatır suresinin 27-30. Ayetlerini programımızın başında gördük. Onları da tekrar okumanızı, bu bilgiler ışığında tekrar okumanızı ve daha benzeri birçok ayeti değerlendirmenizi de tavsiye edeyim. Önümüzdeki hafta Kök, Kur'an'ın öğrettiği kavramlar programında Doktor Fatih Orum hocamızla birlikte, her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız ve inşallah tilavet kavramını burada masaya yatıracağız, öğrenmeye çalışacağız Rabbimizden. Bir sonraki Yükselen Sözler'de de Allah nasip ederse Profesör Doktor Servet Bayındır'ı ağırlayacağız ekonomik konularda. O zamana kadar tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.